herkese merhabalar. Deniz Uğur'la 24 hafta sonu başlıyor. Hepinize, her birinize mutlu ve umutlu hafta sonları diliyorum. Masadaki güllerimizi görüyorsunuz. Çok güzel güller hazırlamış arkadaşlar. Hepimiz için Dünya Kadınlar Günü'nü öne çıkaran bir program yapacağız. Tabii ki doğal olarak. Dün kutladık mı, yas mı tuttuk bilemiyorum. Dünya çok karmaşık bir yer çünkü. Ama kadınlar toplum için çok önemli. Hepimiz bunu biliyoruz. Bugün de çok değerli konuklarımız olacak. Hem girişimciler hem de önemli lider figürler olacak aramızda. Önce haberlere bakacağız. Sonra çayları kahveleri alıp gazetelerimize göz atacağız. Biliyorsunuz her zaman olduğu gibi. Önce ilk haberimizi size aktarıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki TÜGVA Gençlik Buluşması öncesi TÜGVA'nın 81 il temsilcisiyle bir araya geldi. Burada 31 Mart yerel seçimleriyle ilişkin konuştu. Benim için bu bir final dedi. Erdoğan, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim. Çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak ifadelerini kullandı. İzliyoruz. Ben ardı arkası kesilmeyecek şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Nefes adeta almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçim. Ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp adımı da buna göre atmamız lazım. Ki çok farklı bakanlara karşı gereken cevabı istiyoruz ki 31 Mart akşamı verelim. 1 Nisan'dan itibaren de yeni bir dönemi inşallah başlatalım. Evet, gazetelerimize göz atmaya başlıyoruz. Önce göz bebeğimiz Akşam gazetesiyle başlıyoruz. Başkandan 8 Mart mesajı en öne çıkan manşet, kimsenin hayat tarzına karışmadık. Başkan Erdoğan, kadınlarla ilgili reformların aleyhinde yürütülen onca propagandaya rağmen 21 yılda kimsenin hayat tarzına müdahale etmediklerini söyledi. 21 yılda bir sürü asılsız ithamla, iftirayla, saldırıyla karşılaştık. Kadınlar arasındaki ayrımcılığa son veren reformlarımız bile hedef alındı. Bugün aynı çevrelerin kadınları yine korkutmaya çalıştığını görüyoruz demiş Başkan Erdoğan. Aynı korku siyasetine 14-28 Mayıs öncesi de başvurdular. Ama milletin ve kadınların feyasetiyle hezimete uğradılar. Kadınların 31 Mart'ta bir kez daha korku siyasetini ellerinin tersiyle iteceklerine inanıyorum demiş. Barış için zirveye hazırız. Bir başka başlık ilk sayfada gördüğüm. Erdoğan Zelenski'yi ağırladı. Başkan Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 1,5 saat görüştü. Erdoğan, Zelenski ve Miçotakis'in bulunduğu bölgeye düzenlenen füze saldırısı nedeniyle iki ülkeye geçmiş olsun dileklerini iletti. Ukrayna'ya desteğini yineledi. Ukrayna ve Rusya arasında en ciddi müzakerenin 2022'de İstanbul'da gerçekleştiğini vurgulayan Erdoğan, yeni bir zirveye ev sahipliğine hazırız, ümitsiz değiliz dedi. Gazze'de yardım faciası haberini görüyorum ayrıca. Gazze'ye havadan indirilen yardımlara bağlı paraşütlerin bazıları açılmadı. Kutular yardım bekleyenlerin üzerine düştü. 5 kişi öldü diyor. Çok üzücü bir haber. Burada dışişleri ile alakalı önemli bir haber daha görüyorum. Washington'da gündem Gazze. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri
Dışişleri Bakanı mevkidaşı Blinken ile Washington'da bir araya geldi. En önemli gündem maddesinin Gazze olduğu toplantıda iki ülke ilişkileri detaylı olarak ele alındı diyor. Aynı zamanda bir başlık daha var. Bu olay epey gündem olmuştu haberlerde. Seçil paramı versin hiç yatmasın başlığı bu. Arda Turan fon vurgunu davasında yeter ki paramı alayım dedi. Seçil Erzan'ın fon davasında Turan 7,5 milyon dolar kaptırdım. Paramı geri alırsam Seçil'in yatması beni ilgilendirmez diye ifade verdi. Muslera 500 bin dolar kaptırdığını, şikayetçi olduğunu söyledi. Emre Belezoğlu fonla ilgili Terim'le hiç görüşmedim dedi. Evet, birinci sayfadaki haberler bu şekilde. Bakın, kaptana 8 Mart hediyesi diye bir başka haber görüyorum. Kadın voleybol milli takımı ve Fenerbahçe'nin kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykeli 8 Mart'ta Ülker Stadyumu önünde açıldı. Dündar, küçükken en büyük heyecanım sokakta futbol oynamaktı. Şimdi hayalini bile kuramadığım bir anı yaşıyorum dedi. Heykelin açılışına Eda'nın annesi Ayşe ve babası İsmail Erdem de katıldı. Bu heykelle ilgili bazı tartışmalar da olmuş. Ben önceden gündeme baktığım için az sonra size aktaracağım onları da. Evet, Sabah gazetesi var sırada. Güçlü kadın, güçlü Türkiye manşeti var. Kesinlikle katılıyorum. Başkan Erdoğan'dan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı, Türkiye yüzyılının hazırlıklarını güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye ekseninde yürütüyoruz. Sadece 8 Mart değil, yılın kalan 364 günü de kadınların günüdür. Öyle olmalıdır. Kadınların insan onuruna yakışan bir hayat sürmeleri, her alanda daha aktif rol almaları, hak, fırsat ve imkanlardan adil bir şekilde faydalanmaları için ne gerekiyorsa yaptık ve yapacağız. Ülkemizde aile kavramına karşı alerjisi olan bir kesim eskiden beri var. Modernleşme ve batılılaşma iddiasıyla aile mefhumuna karşı adeta savaş ilan etmiş durumdalar. Kadının ve ailenin en büyük düşmanı cinsiyetsizleştirme politikalarına karşı tek bir cümle kurmazlar demiş. Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeki Türkiye ile güçlenen, Türkiye'ye güç veren kadınlar programında başarılı kadınlara ödül vermiş. Zaten fotoğrafı görüyorsunuz. Çok güzel. Evet, Arda Turan'ın haberi burada da yer alıyor. Ben biraz safım Hakim Bey demiş. Seçil Erzan dün 4 kez hakim karşısına çıkmış, bu konuyu biliyoruz. Bakın, burada bir haber daha görüyorum. CHP patlamaya hazır, bomba gibi. Kurultay sonrası CHP yönetilemiyor. 160 bini aşkın CHP'li partisinden istifa etti. Çok başlı CHP'de son kavga Afyon kriziyle çıktı. Kapışmanın bu kadar erken olacağı beklenmiyordu. CHP adeta patlamaya hazır, bomba gibi. Bu Mahmut Övür'ün yazısı, 12'de okuyabilirsiniz, 12. sayfada. Gazze'de açlığın gölgesinde Ramazan başlığı var ayrıca. Soykırımcı İsrail'in 5 aydır vahşi saldırılarla katlettiği Gazze halkı açlık ve salgın hastalıkların gölgesinde Ramazan'a giriyor. Gazze'de her gün 63 kadın katlediliyor. Dünya Kadınlar Günü'nün Filistinli anneler için hiçbir anlamı yok. Çocukların açlıktan öldüğü ve 50 bin kişinin kıtlığın eşiğinde olduğu Gazze'de bu yıl Ramazan ayının heyecanı yaşanamıyor. Nasıl yaşansın zaten? İnsanların hayatını neye çevirdiler? Evet, Milliyet gazetesine geçiyorum. Bakın, burada farklı bir haber var. Toplumsal olarak çok çok önemli buluyorum bunu. Çok tehlikeli bir konu bu. Kumar sanal, acı gerçek manşeti. En öne çıkan manşet Milliyet'te. Yasa dışı sanal kumar ağına düşenler ev, iş ve geleceklerini kaybediyor. Bonus ve ödüllerle sanal kumar tuzağına çekilenlerin arasında evini satan da var, suça karışıp cezaevine giren de. Yasa dışı sanal bahis oyunları kısa yoldan zengin olmanın bir yolu haline geldi. Siteler üyeliğini cazip kılmak için para bile yatırmadan bonuslar ve ödüller vaat ediyor.
Kredi kartı, kripto para transferi ve havaleyle para yatırılan bu sitelere üyelik de oldukça kolay. Ancak üyelerin birçoğu hem kişisel verilerini kumar çetelerine kaptırıyor hem de maddi kayıplarla yüz yüze kalıyor. Bu ağa düşenlerden 27 yaşındaki SK, kolay yoldan para kazanma düşüncesiyle başladım ama günün sonunda kazandığımdan fazlasını kaybettiğimi fark ettim diyor. 31 yaşındaki GÖ de olayın büyüklüğünü, 15 yaşındaki çocuk da, 60 yaşındaki adam da, elinde telefon olan herkes oynuyor diye anlattı. Şikayet var da sanal bahis oynarken dolandırıldığını söyleyen yüzlerce şikayet yer alıyor. Evet, İstanbul'da barış zirvesi için çağrı, bunu aktarmıştım. Tekrar vurgulayalım, barışla alakalı bütün çabalar çok değerli çünkü. Müzakerelere destek verdik. Ukrayna lideri Zelenski'yi Dolmabahçe'de ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında başından beri savaşın müzakereler temelinde sonlandırılması için elimizden gelen katkıyı verdik. Veriyoruz. Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız dedi. Karadeniz tahıl koridoruna da değinen Erdoğan, yeni bir mutabakat sağlanması için gereken desteği vermeye hazır olduklarını da söyledi. Hemen altında Dışişleri Bakanı Fidan'la alakalı haberi okuyorum. Fidan'dan Blinken'a birlikte çalışmalıyız. Washington'da stratejik mekanizma toplantısı kapsamında ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüşen Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'deki durumun vahim olduğunu ve masum insanların acısını dindirmek için acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. Fidan, ateşkes için birlikte çalışmalıyız dedi. Hemen bu haberin altında önemli başlıkları devam ediyor. Dem krizine taahhütlü çözüm başlığını görüyorum. Afyon adayı Burcu Köksal'ın, belediyenin kapısı DEM partililer hariç herkese açık olacak sözlerinin tartışması sürerken CHP Türkiye genelinde 1142 belediye başkan adayına iki ayrı taahhütname gönderdi. Adaylar attıkları imzalarla başkan seçilmeleri halinde kimseyi ayırmadan hizmet sunacakları ve belediyelerin kapılarını herkese açacaklarına söz vermiş olacak. Mehtap Gökdemir'in haberi 11. sayfada okuyabilirsiniz. Bakın, Dünya Kadınlar Günü dedik ya, 8 Mart'ta katledildi başlığı var burada. Kadın cinayetleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de durmadı. Nizip Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Feray Balkan, daha 39 yaşındaymış, eski eşi Seçkin Ergü tarafından silahla vurularak katledildi. Astsubay olan katil zanlısı polis tarafından gözaltına alındı. Hemen bu haberin yanında tabutunu kadınlar taşıdı başlığı var. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir yıl önce boşandığı polis memuru Mustafa Yıldır tarafından 6 Mart'ta tabancayla öldürülen satış danışmanı Merve Gül Bayer henüz 31 yaşındaymış. Kadınlar Günü'nde toprağa verildi. Erkek şiddeti gören hemcinslerine yardım ederken kendisi de şiddete kurban giden genç Merve Gül'ün cenazesini de kadınlar taşıdı diyor. Hayat ne kadar sarkastik oluyor bazen. Burada nispeten olumlu diyebileceğim bir gelişme var. Bakın, taksici cinayeti olayını hepiniz hatırlıyorsunuz. Jet yargılamadan müebbet çıktı. Bu biraz yüreğimize su serpiyor. İzmir'de soğuktan üşümemesi için kendisini aracını alan taksici Oğuz Erge'yi tabancayla öldürüp cep telefonuyla kulaklığını gasp eden Delil Aysal'a nitelikli öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli yağma suçundan 14 yıl 10 ay ve ruhsatsız silah taşıma suçundan 2 yıl 10 ay hapis olmak üzere toplam 17 yıl 8 ay indirimsiz hapis cezası verildi. Yani artı ağırlaştırılmış müebbet. Milliyet gazetesi ilk sayfası bu şekildeydi. Şimdi Hürriyet'e bakacağım. Dakika dakika ilk yüzleşme. Bu dolandırıcılıkla alakalı haberi büyük görmüş Hürriyet. Evet, bankacı Seçil Erzan fon vaadiyle milyonlarca dolar dolandırdığı Arda Turan, Emre Belezoğlu ve Fernando Muslera ile 11 ay sonra ilk kez dünkü duruşmada yüz yüze geldi.
ünlü futbolcular duruşmada ilginç açıklamalar yaptı. Arda Turan hem sinirli hem üzgünüm dedi. Ben biraz safımdır başlığı var burada. Seçile güvendim. 13.9 milyon dolar verdim. 7.5 milyon dolarımı geri alamadım. Ben bu konularda biraz safımdır. Zaten saf olmasam bu kadar parayı verir miydim? Şikayetçiyim. Ben paramı alırsam Seçil ister hapis yatsın ister yatmasın demiş Arda Turan. Emre Belözoğlu sözlerine başlamadan Kadınlar Günü'nü kutlamış. Toplam 4.3 milyon dolar verdim. Hiç geri almadım. Seçil daha fazla yatırırsan daha çok kar edersin dedi. Şüpheci olmama rağmen Seçil'den hiç şüphelenmedim. Şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum. Ne zaman çağırırsanız gelirim demiş. Fernando Muslera tercüman aracılığıyla ifade vermiş. Seçil'e 1.2 milyon dolar verdim. 700 bin dolar aldım. Banka müdürü olmasaydı asla para vermezdim. Bir şeylerin yolunda gitmediğini anladım. Paramı kurtarmaya çalıştım. Paramı alamazsam banka yetkililerine şikayet edeceğim dedim diyor. Muslera üzgün, Arda neşeliydi. Duruşma notları var burada. Seçil Erzan siyah pantolon ve ceket giymişti. Saçları yarım at kuyruğuydu. Çok sakindi ve futbolcuların tavırlarından bahsediyor mahkemedeki. Şimdi Ulaştırma Bakanımız bir açıklama yapıyormuş. Reji beni uyardı. Oraya pas atıyoruz. Dinleyeceğiz, sonra yeniden beraberiz. Evet, Deniz Uğur'la 24 hafta sonu devam ediyor. Sevgili Ebru Baybara Demir stüdyo konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendisi sosyal gastronomi şefi. Evet. Ve çok ünlü bir şef arkadaşlar. Az sonra bütün bu konuları açacağız. Şimdi önce şöyle bir giriş yapmam lazım. Siz çevre bilinciyle topraktan sofraya ürünler yetiştiriyorsunuz. Evet. Temiz besin zinciri kuruyorsunuz. Onlarca kadına istihdam sağlıyorsunuz. Ve bir sürü ödüller almışsınız. 2 yıl üst üste dünyanın en iyi 10 şefi arasına girmişsiniz. 2023'te de dünyanın en iyi şefi seçildim. Bunlardan sonra artı 2023'te geçen yılda dünyanın en iyi şefi seçildim. Sosyal gastronomi şefi seçildim. Muhteşem. Bir de çevreci projeleriniz var. Evet. Gönül Mutfağı projesi çok önemli. Evet. Ben önce izninizle şöyle girmek istiyorum. Çünkü her zaman değerli uzman konuklarımız geldiğinde önce onların kişisel hikayeleriyle yola çıkmak istiyorum. Seyircilerimizin böyle yapınca çok daha kolay hemhal olduğunu ve sizi gerçekten gönülleriyle anladıklarını düşünüyorum. Evet. O yüzden böyle bir yöntem izliyorum. Siz Mardinlisiniz. Ben Mardinli bir ailenin bir kızıyım. Evet. Ailem 47 yıl önce, ben üçüncü erkek beklenen üçüncü kız çocuğu olarak doğduktan sonra babam bir karar veriyor. Benim 3 tane kızım var ama hepsini erkek gibi yetiştireceğim diyor ve bizi İstanbul'a getiriyor. Sonra bir erkek kardeşimiz oldu. Üniversite, hepimiz babamın hayalindeki gibi üniversite okuduk ve kendi işimizi kurduk. Ben Marmara Üniversitesi Turizm Rehberlik Bölümü mezunuyum. Profesyonel turist rehberiyim aslında. Ama mesleğimi hiç yapmadım. İstanbul Rehberler Odası'nda kendi üniversite hocalarımla birlikte çalışmaya başladım önce. 22 yaşında bir meslektaşımla evlendim. Çok gençtim. Çok aşık olmuştum. Ne güzel. Ondan sonra 99 yılında ben Mardin'e gittim. Mardin'de yaşamaya başladım. Şimdi o Mardin'i bir açmamız lazım. Evet. Çünkü orada enteresan bir yaşanmış hikaye var. Siz bir toplantı için başka bir şehirdesiniz o sırada. İstanbul'dasınız. Evet. Bu en son deprem olduğunda sabaha karşı saat 5'te eşinizden size telefon geliyor. Yanlış mı? Şöyle, ben normalde depremi benim çocuklarım da yaşadı, ailem yaşadı. Ben uzun bir seyahatin sonunda Mardin'e salı günü dönecektim. Hı hı. Pazartesi günü annemin evindeydim. Eşimin aramasıyla birlikte öğrendim deprem olduğunu. Biz iyiyiz, bir sorun yok ama büyük bir depremdi diye ondan öğrendim. Ama sonrasında televizyon ekranında sabaha kadar sadece bir ekran, bir görüntü, hepimizin gördüğü bir görüntü vardı. Başka bir şey yoktu.
Kahramanmaraş merkezli bir depremden bahsediliyordu fakat büyüklüğünü kimse tahmin edemedi orada yaşayanlar haricinde. Evet, ilk anda hepimiz ben refleks olarak Mardin'e gitmeyi istedim fakat olmadı çünkü uçak bileti bulamadım. Çünkü salı günü dönmem gerekiyordu. Dönüş biletim vardı. Sonra tabii bir sürü proje yapıyoruz şu an Türkiye genelinde ve benim Adana'da Ceyhan Belediye Başkanımız, birlikte proje yürüttüğümüz Ceyhan Belediye Başkanımız beni aradı. Bu işin sonunu kestiremiyoruz, çok sıkıntıdayız. Sen neredeysen lütfen yanımıza gelip bize yardımcı olur musun dedi yemek konusunda. Ben öyle yola çıktım. Bunu eşime bile anlatmakta çok zorlandım. Çünkü uçağa binerken ben hiçbir şey, hani olmam gereken yer biliyorum Mardin ama bence olmam gereken en önemli yer şu anda orası, oraya gitmek zorundayım dedim ve öyle geldim. Geçmiş Spor Bakanımız o gün Adana'daydı. Bir arkadaşımın vasıtasıyla onunla iletişime geçip, kendisiyle iletişime geçip KYK yurtlarını düşündük ve KYK yurtları ayakta çünkü. Hı-hı. Onlarla orada yemek yapabilir miyiz acaba? En iyi bildiğimiz işi yapmak zorundayız çünkü. Sonra bir başka belediyeden, Osmaniye Belediyesi'nden bizden çağrıda bulundular. Biz de aynı durumda, bizden yardım istediler. Ve ben bir arkadaşımla birlikte Osmaniye'deki kız yurduna gittim öncelikle. Orada ne olup ne bittiğini anlamadım. Gerçekten bilmiyoruz. Çünkü karanlıkta gittiğimizde hala o ekrandaki görüntünün dışında başka sadece ambulanslar vardı etrafta. Ve biz o gün sabaha kadar 25 bin kişilik yemek yaptık. Adana'dan tedariklerimizi yapıp o aşamada yemekleri yaptık. Ve sabahleyin ilk şey bir kantin alanı var ve orada insanlar yavaş yavaş oraya gelmedi. Aslında orada anladık. Evini kaybeden, eşini dostunu kaybeden. İnsanlar orada sığınmak için sıcak bir yer ararken bizim oraya geldi. Önce çay kondu. Türk milleti olarak önce çayı koyarsak düzene her şeyi kurarız diye düşündük biz de. Evet, bir de insana moral veriyor biliyor musunuz? Evet, 25 bin kişilik hemen organizasyonu yaptık ve ondan sonra yemek vermeye başladık. Bakın burada araya gireceğim çünkü bu yaptığınız şey çok önemli. Bunun adı kriz yönetimi. Evet. Yani o kadar büyük bir afet, hani asrın felaketi diyoruz buna, yaşanırken o kadar her şeyin kaos içinde olduğu o ilk anda, herkesin şok geçirdiği ilk anda bu kadar kontrollü davranmanız, doğru şekilde organize olmanız ekiplerinizle ve gönüllü olarak bunları yapabilmeniz, bu çok kıymetli bir şey. Aslında şöyle söyleyeyim. Şöyle ilk başta tabii ki biz de bu işin buraya kadar gidebileceğini, felaketin büyüklüğünü hala kestiremedik çünkü biz. O gün Bakan Bey'in bizi ziyaret etmesinden sonra sistemi kurmamızı, görmesi bizi takdir etti. Dedi ki bundan sonrasında devam edebilir misiniz? Arkamıza başka bir şef grubu koyup, yemekleri devam ettirecek şef grubu koyup biz Maraş yurduna gittik. Ve Maraş yurdunda aynı gün 3 tane yerde 100 bin kişilik yemek için aşevi kurduk. Ve 2 gün sonra orada da Şef Mehmet Yalçınkaya arkamızdan geldi. Onun ekibiyle girdikten sonra ben aslında düşündüğüm şuydu. Adıyaman'a gitmekti. Fakat bize dediler ki Hatay. Ya dedim ki hani Maraş merkezli bir depremde hani yakında Adıyaman olabilir ama Maraş, Hatay'da ne olmuş olabilir? Biz Hatay'a gittik ve Hatay'da gerçekten atom bombası patlamış. Ve orada hemen hızlı bir şekilde İskenderun Muhittin İbni Arabi Erkek Öğrenci Yurdu'na girdik. Burada oksijen önce kendimize takmamız gerektiğini düşündük. Çünkü 650 kişi arama kurtarma ekipleriyle birlikte yurt binası hasar görmüş. Fakat yanındaki sosyal tesis, prefabrik sosyal tesiste 650 kişi orada bir şeyleri döndürmeye çalışıyorlar. Ama yemek yok. Önce mutfağa girip 1500 kişilik yemek kapasiteli bir şey mutfağa, burayı dönüştürmeye. Herkes beni arıyor, ne yapabiliriz diye, ekipman gönderin dedim. Ve sabaha kadar ekipmanlar bana ulaştı, malzeme ulaştı. İlk önce 3000, sonra 6000. Önce bir yemekhane kurduk kendi içimizde. Arama kurtarma ekiplerinin peşlerine gidip onlara destek vermeye çalıştık. Çünkü onların çayını, kahvesini, yemeğini, her şeyini yanında tutalım ki daha çok orada tutabilelim diye. Onların dinlenmeleri ön plandaydı. Ondan sonra yavaş yavaş gelen gönüllülerle birlikte biz kısa bir süre içerisinde 4000'den fazla gönüllüyle birlikte İskenderun'da Muhittin İbni Arabi Erkek Öğrenci Yurdu'nu bir yemek fabrikasına çevirdik. Günde 70.200 kişiye sıcak yemek vermeye başladık. 8 ilçe 120 noktada yemek dağıtımı günde 2 kere yapıyorduk. İyi bir lojistik sistemi kurduk. Burada herkes bildiği, kimse, herkes sosyal statüsünü dışarıda bıraktı, yaptığı işi, her şeyi dışarıda bırakıp buraya geldi. Yan yana yoga matlarında, konferans salonunda, ara koltuklarda böyle bu şekilde yürüttük. Sonra ihtiyaçları dinlemeye başladık yavaş yani yavaş. Yani herkes, yetkililer, işte hiç kimse konumuna vesaire bakmadan herkes her işi yaptı demek istiyorsunuz. Bizim buradaki en büyük şansımız devletin bizim yanımızda olması ve bizimle birlikte hareket etmesiydi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KYK yurtlarının imkanlarını bize açması oldu. Biz de bildiğimiz en işimizle birlikte yemek yaparken birçok halktan birçok insan, İstanbul'dan, Ankara'dan herkes gıda malzemesi gönderdi ve biz onlara yemek yaptık. Ve bunun sistemini kurduk sonra. Ondan sonra ihtiyaçları dinlemeye başladık.
Sonra dediler ki Ramazan başladı. Ramazan'la birlikte bizden ihtiyaç olarak sahur paketleri istendi. Bu sahur paketlerinin içerisinde yumurta, domates, işte bir şeyler koyup yemek makineleri kurduk bu sefer. Yemek makinelerini de hijyenik olarak gönderebilmek için onları bastık, paketlere bastık. Bir tane öğretmenden bir çağrı aldım ben. Arsuz, Hayriye Can Kireççi ilkokulunda iki tane sınıfı olan bir anaokul öğretmeni. Çadır kentte kalıyormuş ve gelen çadır kentlere ve konteyner kentlere gelen yemeklerin, sıcak yemeklerin aslında çok lezzetli olduğunu ve bize çok teşekkür ediyorlar. Ama çocuklar okul saatinde okula giderken anneler bunları ısıtamıyorlarmış. Ve dolayısıyla onların kahvaltılık aslında sizin bu gönderdiğiniz kahvaltılıklar çocuklar için çok uygun. Bizim öğrencilerimize gönderir misiniz dedikten sonra işimiz başka bir tarafa daha devrildi. Bir başka kanal daha açıp bir hat daha açıp 236 bin kahvaltıyı İskenderun Kaymakamlığı ve belediyemizle birlikte dağıtımlarına başladık. Sonra ben 7 Haziran benim için çok önemli bir dönüm tarihidir. 7 Haziran 2023 yılında ben Japonya'da dünyanın en iyi şefi olarak açıklandım. 12 tane gastronomi profesyoneli tarafından yapılan bir yıllık değerlendirme sonunda, ki biz bu yarışmalara aday olamıyoruz, sadece aday gösteriliyoruz. Ben kazandığım 100 bin euroyu bu projeye bağışladım. Evet. Ve projenin devamı için hala şu anda 18 Eylül itibariyle biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hala İskenderun'dayız. Hatay genelinde ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda hala her gün 10 bin çocuğun kahvaltısını götürmeye çalışıyoruz. Bu arada başka bir şey daha oldu. Tabii bu su ihtiyacı doğdu. Soğuk su ihtiyacı. Frigo araçlar bulduk. Onları bütün yaz boyunca soğuk sularla doldurup konteyner kentlere yetişebildiğimiz yerlere kadar onları ulaştırdık. Sonra bir tane çiftçi bize ulaştı. Dedi ki mevsimlik işçiler evler yıkıldığı için gelemediklerinden dolayı narinciyeyi toplayamıyoruz ve bu narinciye dalından toplanmadığı zaman tekrar çiçeklenmesi mümkün olmayacak bu ağaçların ve yere düşenlerin asitleri çok yüksek olduğu için toprağın pH'ini bozup ağaçları kurutacak. Ne yapmamız lazım? Bunların toplanması lazım. Kimse yok. İşçilik çok pahalı. Yine gönüllülerle birlikte, öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bünyesindeki 6 bin gönüllüyle birlikte, Bakan Bey'in ve Bakan Yardımcılarımızın desteğiyle önce onlar geldiler. Onlarla bahçeleri temizlemeye başladık ve hala şu anda Türkiye'nin her yerinden gelen, hatta yurt dışından gelen gönüllülerle bahçeleri toplamaya devam ediyoruz. Müthiş. Bugün Hatay'a gidiyorum ben. Bir Ramazan ayı boyunca tekrar orada olacağız. İhtiyaçları görmek, oradaki yardım etmek ve Hatay'da iftar sofralarını oradakilerle birlikte kurmak için bugün oradayım. Helal olsun size. Sağ olun. Yani son derece aktifsiniz. Bir lider ruhu taşıyorsunuz. Evet. Bütün bunlar kolay işler değil. Gerçekten bir insan için kolay işler değil ama sizin de demek ki varoluş amacınız da bu varmış. Ben bunu de gerçekleştirebilmeniz çok çok güzel. Ben de biraz fazla var diyorum ama bence burada şöyle, kimsenin hakkını yememek lazım. Türk kadının hepsinde var. Biz çünkü Çanakkale'yi Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış bir ülke olarak cephenin gerisinde kadınlar vardı. Sonra Cumhuriyet tarihi boyunca bütün kadınlarımız çok iyi yerlerde bu zaferi sürdürdüler. Ben Atatürk'ün hep söylediği bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bence bunun teminatı bu ülkenin kadınları. Çok güçlü kadınlarımız var. Biz çabuk karar verebiliyoruz. Empati kurabiliyoruz. Çok tutkuluyuz. Ve yönetebiliyoruz belki de. Yeni koşullara çok hızlı adapte olabiliyoruz. Bence biz kriz yönetimi yapabiliyoruz. Bence ataerkil bir aileden gelmiyoruz hepimiz. Hepimiz anaerkiliz ama ataerkile de saygı duyuyoruz belki de. Onu ön plana çıkararak arkada yöneten kadınlarız biz. Şimdi bir söz var, işte her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır diye. O söz başka bir şeye evrildi bugün. Her başarılı erkeğin yanında bir kadın vardır, iyi bir kadın vardır. Aynı şekilde her başarılı kadının yanında da iyi bir erkek vardır. Ben bu konuda çok şanslıyım. Evet. Öncelikle çok iyi bir liderimiz var, Atatürk. Onun hemen arkasından tabii ki babam benim için çok önemli bir ilham kaynağı. Ama bugün bu kadar işi başarabiliyorsam, yüzlerce insana iş sağlayabiliyorsam ve ülkenin herhangi bir sorunda elimi taşımın altına koyabiliyorsan, eşimin verdiği destektir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, aslında bunu bir güne sığdırmak mümkün değil. Bugünü de kutlayabiliyorsak bizim iyi seçimlerimizde yanımızda olan erkeklerin sayesinde olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da o erkeklerin de hakkını yememek gerektiğini düşünüyorum. Birbirimize karşı saygımızı devam ettirmek dediğimiz sürece bu toplumun yapamayacağı hiçbir iş yok olmadığını kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Ve çok önemli bir nokta daha var tabii. Birbirimizi ötekileştirmememiz, tabii ve itmememiz ve tabii birlikte ki çalışmamız gerekiyor. Biliyorsunuz hani Dünya Kadınlar Günü kutlayabiliyorsak dediniz ya, evet, bizim kutlayabilme lüksümüz var şu anda. Evet. Çünkü canımız tehlikede değil. Tabii ki. Ve belli standartlarda yaşıyoruz. Fakat dünyanın başka yerlerinde böyle değil. Tabii. Zaten
hani hep şey vardır. Ben paylaşımlarımda dikkat ediyorum kimseyi ötekileştirmemeye. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü derler. Halbuki emekçi olmayan kadın yoktur bana göre. Fakat bunun ilk çıkışı işte o fabrikada içeride kapalı tutulup yanmaya bırakılan. Evet. Yani o korkunç bir facia. O tarihe geçmiş bir olay olduğu için emekçi kadınlar diyorlar belki. Fakat kadınlara zulüm kitlesel olarak da devam ediyor dünyanın şimdi, başka yerlerinde. Biz bu, yine bu mücadeleleri yapabiliyorsak demek ki belli şanslara sahibiz diye şükrediyorum gerçekten. Kesinlikle. Ama madem bu şanslara sahibiz daha iyisini de yapabiliriz. Bireysel olarak değil, bireysel olarak mesela siz gerçekten üstünüze düşeni bence sonuna kadar yapıyorsunuz. Evet. Belki fazlasını yapıyorsunuz. Her birimizin bu kadar çabalaması gerekiyor bence. Hani her şeyi başka bir yerden beklemek gibi değil. Bir de birbirimizi ötekileştirmeden, birbirimize çelme takmadan, rekabete girmeden kadınlar olarak. Çünkü kadının kadına uyguladığı şiddet de var biliyorsunuz. Tabii ki. Birlikte çalışabilmemiz gerekiyor. Bizi bu çok ileriye taşıyacak. Ben bundan birkaç yıl önce bir toplantıda, bir kadın girişimcilik toplantısında herkes hikayesini anlatırken Batman'da bir kadınla tanıştım. Hı hı. Bana şunu söyledi, yani herkese şunu söyledi. Batman'da kadın olmak da bir girişimdir demişti aslında kendince. Ya. Ama şunu söylemek lazım. Aslında hani biz birbirimize bir şeyler yapıyoruz bu toplum daha iyi bir yere götürmek için. Biz çok şanslıyız. En azından hani çok barışçıl bir şekilde yaşıyoruz. Hı hı. Ama o kadının söylediği bir şey var. Bana çok bence hayat felsefesi oldu. Eğer gerçekten bir şey yapmak istiyorsanız bu toplumda başka bir kadının kendi ayakları üzerinde durmasına destek vermek zorundayız. Hı hı. Hı hı. Biz kenetlendikçe belki büyük şehirde yaşadığımız zaman hayat gailelerimiz çok daha farklı bir duruma geliyor. Ve kendimize bariyerler örüyoruz, bencilleşiyoruz. Hı hı. Ama herhangi bir şey olduğunda mesela depremde ben bunu yaşadım. Atatürk'ün söylediği yüce Türk milletinin kim olduğunu ben çok iyi öğrendim. Hı hı. 47 yaşında öğrendim. Birbirimizi tanımıyoruz, o bariyerleri kendimiz yaratıyoruz. Evet. Oysa kendi özümüzde o kadar güzel bir milletiz ki ben hep şöyle söylüyorum, yurt dışında birçok konferansa katılıyorum. Hepimiz şunu söyleriz, coğrafya kaderdir. Hep bunu bir hayıflanarak söyleriz. Halbuki. Bana göre coğrafya en güzel kaderdir. Ve bu kaderin en güzelini yaşayan bizleriz. Bir önce söylediniz. Dünyanın başka yerlerinde, bugün Filistin'de, Gazze'de yaşananlardan keşke elimizden bir şeyler gelse ve bir şeyler yapıp oradaki her şeyi durdurabilsek. Dünyayı değiştirmek istiyorsan önce kendini değiştir. Kendinden evet. başla diye bir söz var ya. Evet. Ben ona çok inanıyorum. İyi şeyler yapmak. Böyle sizin gibi çalışmalar yapan kadınlar da daha doğrusu yüreğini bir üretime, bir emeğe vakfetmiş kadınlar da bu konuda topluma ışık tutuyor. Ne mutlu bize. Diye düşünüyorum. Hepimiz. O yüzden çok mutluyum sizin burada olmanızda. Bana şunu çok söylüyorlar. Deprem zamanı yaptıkları için hakkını helal et ya da teşekkür ederiz. Bu bana zul geliyor. Sanki yani ben bunu hak etmiyorum. Çünkü zaten görevim diye görüyorsunuz değil mi? Ben bunu görevim gibi görüyorum. Çok bunu iyi görevim anladım. Gibi görüyorum. Çünkü hepimiz böyle bakmak zorundayız. Hayat hiç kimse için kolay değil. Mücadele gerektiriyor. Bu arada varlığımızın bugün bu şartlarda yaşamamızın da bir mücadelesi var. Dolayısıyla birbirimizi iyi anlamamız gerekiyor. Aslında dediğim gibi özünde çok güzel bir milletiz biz. Belki dediğimiz gibi hayat şartları çok zorlaştığı için insanlar kendi içine kapanarak birbirimizi göremiyoruz. Uh-huh. O yüzden iyi şeylerden bahsetmeliyiz. Uh-huh. Bana bazen kadın şiddeti, tabii ki kadın şiddeti var ama bunu çok fazla konuşarak değil, daha çok bu toplumda bu kadınların yapmış olduğu başarıları, iyi şeyleri, sadece kadının değil, kadının ve erkeğin yaptığı iyi şeyleri konuşarak bu iyilikleri çoğaltmamız lazım. Çok doğru. Bu enerjimizi çok daha yükseltecek ve daha motivasyonumuzu yükseltecek diye düşünüyoruz. Fakat evet. maalesef ki ve maalesef kötülükten ve acıdan beslenen bir toplum haline geldik. Bunu değiştirmek zorundayız. Bu da bizim hepimizin elinde. İyi ben şeyler yapabiliriz. O konuda elimden geldiğince çağrılar yapıyorum. Evet. Paylaşımlar yapıyorum. Diyorum ki pozitif olanı öne çıkarmamız gerekiyor. Doğru. Yani bu psikolojide de böyledir. Bir insana sürekli şunu yanlış yaptın, bunu yanlış yaptın derseniz onu doğru bir yola sevk edemezsiniz. Kesinlikle. Kendi içine kapanır ve yanlış yapmaya devam eder. Halbuki yaptığı olumlu şeylerin altını çizerseniz bu özendirici olur, teşvik olur. Evet. Ve buna yönelir. Biz hani diz dövüp de ahva etmek yerine gerçekten çözüm odaklı olmak zorundayız. Evet. Çünkü diğer türlü davrandığımızda bir şeyleri değiştiremiyoruz. Kesinlikle. Bunu görüyoruz. Ben bunu kendi hikayemde çok daha biraz önce anlattığım gibi ben Mardin'e gittikten sonra Mardin'de kadınlarla Mardin'e turistik işletmesini kurdum.
Çünkü onlar yaptıkları en iyi şey aslında eğitim ve gelir düzeyi düşük olan yerlerde insanlara bir şey yaptırmak istiyorsanız onların bildiği en iyi işi onları ekonomiye çevirmek zorundasınız. Tabii. Benim başarım bundan başlıyor ve sonra sayısız kadın girdi hayatıma. Ve onların bana desteği ve birbirimize desteğimizle bugün Mardin'in en önemli geçim kaynağı turizm oldu. Ve bunda payımız bir kadın ve ona inanan 21 kadının hikayesiyle başladı her şey. Ben kadınların her şeye çok inanır diye yapacağına çok inanıyorum. Birkaç gün önce Adıyaman'daydım. Adıyaman'da konteyner kent ziyaretimiz vardı. Oradaki kadınlarla bir araya geldim. Ben oradaki kadınları da gördükten sonra çok büyük bir travma yaşamışlar. Ve hala o travmayı atamadıklarını görüyorum. Tabii ki. Ama iyi şeyler yapıldığı zaman, iyi şeyleri konuştuğumuz zaman, o enerjilerini düzelttiğimiz zaman, belki psikologlar çok önemli. Aile terapistleri çok önemli. Çocuklar için pedagoglar çok önemli. Ama şu anda orada birbirimizi iyileştirmek için o insanlar için bir şey yapmamız gerekiyor. Hı. Gidip konuşmanız bile birçok şeyi değiştiriyor. Hı hı. Ben 3,5 saat kadar kaldım orada. Benim için zor bir gündü ama gördüm ki biz bir araya geldiğimizde çözemediğimiz hiçbir şey olmayacağını düşünüyorum. Tabii. Ve çok bilinçli hareketler bunlar. Bilinç kazanıldığında her şey kolaylaşıyor ve yavaş yavaş çözülüyor. Biz bu konuyu psikolojik anlamda da ele aldık daha önce programımızda uzman konuklarımızla. Ben hep şunu sordum, travma yaşamış bir insana nasıl yaklaşmamız gerekir? İlk ihtiyacı olan şey anlaşılmak, görülmek, acısının görüldüğünü ve herkes tarafından anlaşıldığını hissetmek, bu başlı başına iyileştirici çok, olmaya başlıyor zaten. Çok önemli, çok güzel söylüyorsunuz. Zaten. Yani dinleme, bana şey söyler, hayat hikayeni anlatır mısın diye. Ben anlatırım ama önce onları dinleyelim dedim. Gerçekten de doğru bir şey yapmışız. O insanların konuşmaya ve derdine, sıkıntısına, yaşadıklarını anlatmaya ihtiyaçları var. Kesinlikle. Ve bunu anlattıklarında deşarj olacaktır. Psikolojide sizin dediğiniz gibi bu değil mi zaten? Bunu yapmamız lazım. Birbirimizi dinlemek zorundayız. Evet. Sadece deprem yaşamak zorunda değiliz. Yani evet, biraz önce kadın kadının kurdudur ya da hı-hı, yurdudur. Bunun seçimini yapmak da bizim elimizde. Birbirimizi dinlersek her şeyi çok çok da. Biz her şeyi çok iyi biliyoruz. Her konuda her şeyi biliyoruz. O bilmeyi bırakıp birlikte paylaşmayı öğrenmek zorundayız. Evet. Dolayısıyla böyle bu çok daha başka yerlere gideceğini düşünüyorum. Ben çok umutluyum. Yani hem kadınlar için umutluyum hem bu ülke için. Çok güzel şeyler yapılıyor. Çok güzel şeyler, ileride hedeflerimiz var. Dolayısıyla biz iyi tarafından bakıp iyi şeyler konuşmak zorundayız. Kesinlikle. Ben de çok umutluyum. Ve bu programın da başından beri hep şunu hatırlatmaya çalışıyorum. Çünkü işte İngilizlerin dediği bir laf vardır. No news is good news. Hani olmayan haber iyi haberdir derler. Biz haber de yaptığımız için bir yandan, yani haberlere yer verdiğimiz için tabii olumsuz da bir sürü haber aktarıyoruz. Evet. Ama her zaman diyorum ki umut, yaşama sarılmaktan ve umut duymaktan, bir şeylerin değişeceğine dair umut beslemekten vazgeçmemeliyiz. Kesinlikle. Öyle olursa çünkü depresif hale geliriz, evet, ve kaybederiz. Hayır, inadına. İnadına gülümseyerek ve hayata sarılarak ve kararlılıkla aynı hareket fikirli etmemiz gerekiyor. Deprem bölgesindeki olan olaylar aslında artık bir şeyleri bitirmek zorundayız. Hepimizin kafasında bitiyor. Tabii ki acı çok büyüktü. Hı hı. Keşke hepimizin şöyle bir şeyi olsa. Keşke o binaları yerden kaldırsak. Keşke o insanları geri getirsek. Ama sürekli bunun konuşarak, geçmişi konuşarak, geçenlerde bir sosyal medya mesajı görmüştüm. Bir tane kadın kendini anlatıyor. Araba kullanırken diyor, dikiz aynasından baktığınızda sürekli geriye bakarsanız önünüzü göremezsiniz diyor. Çok doğru bir laf bu. Dolayısıyla bizim umudu yeşertmemiz gerekiyor. Evet. Mevcut olan insan, kalanlarla bizim o hayatı tekrar yeniden kurgulamamız gerekiyor. Ben bir yıl kaldım. Arkadaşlarımla birlikte bir yıldan fazla bir süredir hala Hatay'dayız. Olabildiğince herkesi artık tanıyoruz. Bana sorduklarında çok artık heyecanlandığımı hissediyorum. İskenderun adı geçince, Hatay'ın adı geçince. Çünkü ben Mardin'i ve içimin böyle kıpırdadığı, adı geçince içimin kıpırdadığı bir şehir Mardin. Gözleriniz parlıyor zaten bahseder. Ama İskenderun artık benim için de İskenderun da öyle. Dolayısıyla bundan sonra ne yapabiliriz de? Biz mesela doğum günlerini hiç unutmadık. Ondan sonra dini bayramları hiç unutmadık. Taziye yemeklerimizi birlikte yaptık. Ondan sonra resmi bayramları kutladık. Galatasaray'ın şampiyonluğunu bile kutladık çünkü hayatı normalleştirmek zorundayız. Bizi bir araya getiren, bizi toplum yapan, aile yapan, bize kendimizi iyi hissettiren şey o değil mi aslında? Evet. Bir araya gelmek. Bu iyileşmeyi yapmak zorundayız, evet, toplum olarak yapmak. Ama ben artık şunu da söylemeye, yani şöyle söyleyeyim, çok üzülüyorum ve kırılıyorum. Depremzede lafından artık ben hoşnut değilim. Evet, çünkü artık negatif bir şey içeriyor değil mi? Artık bu süreci tabii ki çok ağır bir travma. Çok. Ama
Ama iyiye bakmak, ileriye bakmak zorundayız. Bundan sonra ne yapıp neleri düzeltmek zorundayız? Neleri getirdik bunun farkındayız ama bundan sonra neleri yeşertebileceğimizin umudunu yaşatmak zorundayız. Çünkü oradaki insanların bu umudu beslemesine çok yolanak yok. Bizim o umudu onlar için yetiştirmemiz gerekiyor. Evet. Bu da ülke olarak bir kenetlenmek anlamına geliyor. Bence de bunu da başardık. Çok güzel bir millet olduğumuzu ben bir kere daha söylemek istiyorum. Kesinlikle. Bu ülkenin bir ferdi olduğum için de gerçekten gurur duyuyorum. Evet, hislerinizi paylaşıyorum. Ne güzel. Kriz bazen fırsattır derler insan için. Hani dibe vurduğunu hissedersin. Belki acıların en büyük acı, en büyüğünü yaşıyorsundur o sırada. Fakat dibe vurup yükselmek vardır ya, o bazen yeniden başlamak için, küllerinden doğmak için, eskisinden daha da iyisini yapmak için bir motivasyon da sağlayabilir insana. Olaya bu şekilde bakarsak, kesinlikle. İnşallah herkes o şekilde bakabilirse, gerçekten önümüzde hiçbir şey duramaz ve her türlü çözümü mutlaka buluruz. Kadınlar bir yolunu bulur diye düşünüyorum. Ben hep şöyle bir şey, atasözlerimiz boşuna söylenmiyor. Damlaya damlaya kesinlikle. Göl olur diye. Hı-hı. Bir damla belki bunu başlatır, sonra bunu bütün kitlelere yayabilir. Biz tekrar geriye dönüp neler ya, bu ülke nasıl kazanılmış, nasıl bir mücadele verilmiş ve bundan sonra bugün yapılan iyi şeyler neler ve bundan sonra neler yapabilirize bakmak lazım. Yine iyi tarafından bakmak lazım. Kesinlikle. Sizin dediğiniz bu uçlar, çok uçları, bazen insanlar bir şeyler yapamadığı zaman da hep uçları karıştırıyorlar. Hı. Ya bu taraftasınız ya öbür taraftasınız. Denge olması denge gerekiyor. Denge olması değil gerekiyor. Mi? Yani iki tarafı da eşit görmek çok önemli. Tabii. İki tarafı da eşit görmek. Birbirimize saygı duymamız gerekiyor. Demokrasi dediğimiz şey farklı fikirlere saygı duymaktır ama biz bu tarafını herhalde biraz atlıyoruz. Hı hı. Bizimle aynı düşünmeyen insanları kendimizden saymıyoruz ve ondan sonra ötekileştiriyoruz. Aslında bu böyle bir şey değil. Halbuki birlikte çalışmamız, çabalamamız gerekiyor. Beş parmağımız bir değil. Evet. Bunu saygıyla kabul etmek gerekiyor. Dolayısıyla hep barışçıl yönden, hep iyi yönden, hep güzel ve iyileştirici yönden bakılması ve bunu da kadınlar bunu yapabiliyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde herhalde çocukları için kendini feda eden, işte kendisinden ödünler vererek çocuklarını yetiştiren başka bir millet yok. Ben deprem zamanında bunu gördüm. Bize gelen çadır kadınların, yani 4000 insanın %90'ı kadındı. Bazen ağır işler lazımdı, ağır işlerde erkek arıyoruz, erkekler gelsin diye de çok söyledik ama o kadınlar da oraya bir annelik, oradaki sahip çıkma, orayı iyileştirme duyusuyla, güdüsüyle geldiler. Kadınlar önce çocuklarına bakıyorlar. Evet. O çocuklarını koruyorlar, kolluyorlar. Yani biz bir aileyiz. Dedim ya biraz önce. Bana hakkını helal et demeleri bana güzel geliyor. Bu benim görevim. Ben bu ülkenin bir ferdiyim ve o yapmam gerekeni yaptım. Bu ekstra benim için ödüllendirilmem gereken bir durum söz konusu değil. Hepimizin orada olması gerekiyordu ve ben orada oldum. Ve bunu dediğiniz aynı şekilde katılıyorum. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bunun teminatı da Türk kadınıdır. Ben çok inanıyorum ülkeme ve ülkemin insanına. Evet, ben de umutluyum. Çünkü kadınlara inanıyorum. Kadınların gücüne, yeteneklerine, kapasitelerine çok çok inanıyorum. İyi yola sevk ettiklerinde bu yeteneklerini gerçekten çok büyük farklar, hem de kökten farklar oluşturduklarına inanıyorum. Çünkü çocuk yetiştiren kadın, yani çalışıyor olabilir, kariyer sahibi olabilir ama bir çocuk ilk gözünü açtığında annesini görüyor ve o ömür boyu o bir kişi haline geliyor, bağımsız bir birey haline geliyor çocuk ama ömür boyu annesi onun rol modeli oluyor. Bu hem kız çocuklar hem erkek çocuklar için geçerli. Yani kadın zaten Anadolu kültüründe de öyledir. Çok güçlü bir motif. Toplum evet. için çok belirleyici. O yüzden iyi örnekler teşkil etmek çok önemli. Bu çilekeş olmak anlamında değil. Çilekeş olmayı hak etmiyor hiç kimse. Ama iyi hissetmek demek lazım. İyi hissetmeli çok kadınlar. Çok güzel bir şey söylediniz. Adıyaman'da ben konteyner kentte bir kısmı tekstil işçisiydi, çalışan hı-hı. kadınlardı. Bir kısmı da konteynerlerde çocuklarına bakan işte kadınlarla sohbet ederken 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun dedim. Bir tane kadın bana şey dedi, ama biz çalışmıyoruz ki dedi. Dedim ki siz o kadar fazla çalışıyorsunuz ki bizden daha fazla çalışıyorsunuz. Yani dediğiniz çok doğru. Bir anne olmak, çocuğa yol göstermek. Ev işi çok zor işler. Evdeki sorumluluklar çok zor sorumluluklar. Hiç bitmeyen işler. Hiç bitmeyen sorumluluklar. Evet. En azından yani iş yerinde profesyonel iş hayatınızda bir mesai saatiniz vardır ama hiçbir mesai saati olmayan. Dolayısıyla emekçi dediğiniz zaman kadınlar her alanda emek gösteriyorlar ve bütün kadınlar gerçekten emekçi olarak
bu dünyada var oluyorlar. Bu rolü üstleniyorlar. Evet. Bunun altını çizerek sohbetimizi bitirmiş olalım. Sizi de uçağınıza, seyahatinize yetiştirelim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Değerli çok naziksiniz. Katılımınız için. Evet, kısa bir aradan sonra yeniden Deniz Uğur'la 24 hafta sonu devam edecek. Bekliyoruz. Evet, Deniz Uğur'la 24 hafta sonu devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Çok değerli konuklarım da geldiler, aramıza katıldılar. Sayın Ayşe Keşir, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı bizimle beraber. Aynı zamanda Filiz Hanım, Nezihe Filiz Toker, girişimci. Onun da önemli buluşları var. Az sonra bahsedeceğiz. İkinize de hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, iyi yayınlar. İyi yayınlar. Bu gülleri daha sonra size takdim edeceğiz. Başkanım, sizin de bana getirdiğiniz çiçekler için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok mutlu oldum. Ne güzel bu sevgi alışverişi, kadınların birbirinin kurdu değil yurdu olması. Evet. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Sizin çalışmalarınızdan önce bahsetmek istiyorum. Bir kere şundan çok etkilendiğimi söylemek isterim. Siz bütün illerdeki kadın kolları size bağlı. Evet. Siz Türkiye'nin en kalabalık kadın teşkilatı yönetiyorsunuz şu anda. Evet. 5,5 milyondan fazla üyeniz var. Yani bu Türkiye'nin en büyük kadın teşkilatı olması beni çok etkiliyor. Siz 81 ilde Kadınlar Günü sebebiyle ortak basın açıklaması yaptınız. Onu ben de okudum. Çok önemli şeyleri öne çıkardınız orada. Bir kere 2004 yılında ilk kez kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir maddesinin anayasaya eklenmesi. 2013 yılında kamusal alanda kıyafet özgürlüğü getirilmesi. 22 yılda kadın lehine yapılan yasal düzenlemeleri siz kadın politikaları başlığı altında toplamışsınız. Ve görevinizde 3. yılınızı tamamlamışsınız. Evet, dün itibariyle. Ve 4. yılınıza girmiş oluyorsunuz. Bunu da kutluyorum ayrıca. Teşekkür ederim. Siz ilk olarak neden bahsetmek istersiniz? Bakın, şöyle bir sözünüz var benim çok dikkatimi çeken. Hayatın her alanında kadın erkek eşitliğini sağlamak ustalık ister. Evet. Neden? Şöyle, aslında biraz başa döneyim. AK Parti aslında bir kadın hareketi. Yani 22 yıl önce aslında bir kadın hareketi olarak da çıktı aynı zamanda. Çünkü biz Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken Cumhurbaşkanımız, o günkü Türkiye'yi hatırlayalım. Yani kız çocukların eğitime erişemediği, ötekileştirdiği, 17-18 yaşında çocukların ikna odalarında korkutulduğu bir dönem. O anlamda bugün bu 22 yıllık tarihe baktığımızda, hatta 29 Ekim 100. yıl münasebetiyle biz bütün şeyleri gözden geçirip tekrar toparladığımızda, hani 100. yılda 100 başlık diye 200 küsur başlık elimize geldi. Yani o kadar çok şey yaptık ki bunları belki anlatamadık. O ayrı konu. Ama kadınların eğitimden iş hayatına, işte girişimcilikten siyasi katılıma kadar, parlamentodaki kadın oranına kadar gerçekten 22 yıl öncesine göre hiçbir şey eskisi gibi değil. Çok şeyi değiştirdik. Yani eğitim için özellikle söyleyeyim. Az önce dedim. Yani 17-18 yaşında kız çocuklarını korkutarak sistemi var etmeye çalışan bir Türkiye'den bugün üniversitede, daha geçen hafta açıkladı TÜİK, üniversitede kız öğrenci oranı, yani toplam öğrencilerin içinde 51'i geçti. Yani yarısından çoğu artık üniversitelerde kız öğrenciler. Aslında orada ufak bir parantez açmak istiyorum. Her şey farkındalıkla başlamıyor mu? Zihinsel dönüşümle başlamıyor mu? Az önce söylediğiniz konuyla alakalı bir şey söyleyeceğim. Şimdi kızını okutmak istemeyen erkekler sonra eşlerini kadın doktora götürmek istiyorlar. Değil mi? Böyle bir şey vardı. Ve sizin mücadeleniz aslında tam olarak buna karşı verilen bir mücadele. Her anlamda. Yani çocuklarını okutmak istemeyen ailelerden, okumak isteyen kızları sistemin dışına itmeye çalışan bir merkez kuvvetinden de bahsedelim. Evet. İki yönlü bir mücadele. Ve bugün mesela kamu istihdamına baktığınızda bunun bir sonucu olarak eğitim olmadığında hiçbir şeyden bahsedemiyorsunuz. Yani ne istihdamdan bahsedebiliyorsunuz, ne iş gücü piyasasına katılımdan bahsedebiliyorsunuz, ne de parlamentoda kadın temsilinden bahsedebiliyorsunuz. Hepsi bir domino taşı etkisi. Tabii. Yani eğitim en başında duruyor hepsi bunun. Hepsi birbirine bağlı. Evet. Doğru. Ve bugün kamuda kadın istihdamı %40'ı aştı.
Müthiş. Yani galiba bu anlamda en fukara meclis değil mi? %20. Şöyle, onu da şöyle söyleyeyim. 1935'teki kazanımımız hakikaten dünyaya öncü bir kazanım. %13'ten kaça çıktı? Şöyle, 1935'te parlamentoda kadın oranı ilk mecliste 4.1'di. İlk meclis, fevkalade bir devrim. Ama o günden 2002'ye kadar bu oran hiç aşılmadı Deniz Hanım. Yani pek çok iktidarlar geldi geçti. Hatta bugün hala birileri kadın hakları diye bize vurmaya çalışıyorlar. Ama onların çoğu ya iktidardılar ya iktidar ortağıydılar. 4.1, 5 olmadı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ne hiç zaman? Değişmedi. 2002'ye kadar. 2002'den bugüne her seçim belli oranda, makul oranda artarak bugün 20'ye ulaştı. Daha da artacak inşallah. Artacak. Kabul edilebilir eşik 25. 25 ve üzerine çıkması yönünde tabii az önce de söyledim bir domino taşı etkisi var. Çünkü parlamentoyu besleyen kanallar neler? İş dünyası, sivil toplum çalışmaları. Bütün bu kanallardan gelen kadınlar parlamentoda bir temsil ortaya koyuyorlar. İşte bütün bunları besleyen en önemli domino taşı da eğitimdeki fırsat eşitliği. Ve bundan sonra ki Türkiye'de yani Türkiye yüzyılı diyoruz önümüzdeki yüzyıla. Türkiye'de artık oranları bile konuşmayacağız. Çünkü arkadan işte %51 olan eğitimli kız çocuklar o kadar hızlı geliyorlar ki. Artık oranları konuşmayacağız. İnanılmaz bir yetkinlik üzerinden gidecek iş. Bir de işin şu tarafı var. Yani bu sadece kadınlar için geçerli değil. Benim gözlemim çok haberleri takip ettiğim için bizim radyomuz da açıldı. Ben şehirde trafikte araba kullanırken sürekli haberleri takip ediyorum doğal olarak. Hep şundan bahsediliyor. Ekonomi programlarında özellikle. Ekonomi çerçevesinde. Genç iş gücüne ihtiyacımız var. Yani yetkililer bunu bas bas bağırıyor. Genç iş gücü. Çünkü üniversite mezunu işsiz oranının büyümesini istemiyorlar. Başka iş kollarına da mesela devlet şunu çok teşvik ediyor. Ben bunu da yakından takip ettim. Meslek okullarına, evet, meslek evet. liselerine. Evet. Çünkü iş gücüne, o aradaki zincirdeki halkalara çok işimiz var. Orada bazen bulmakta sıkıntı çekiyorlar gereken elemanları. Fakat bugün herkes masa başı işi mi istiyor acaba? Şöyle bir şey var. Ben sizin biraz gözleminiz... daha yine geriye götürerek bu 28 Şubat'ta işte İmam Hatip okulları falan derken aslında en büyük darbelerden birini meslek okulları aldı. Yani katsayı uygulaması biliyorsunuz tüm meslek okullarına uygulandı. Evet. Ve meslek okulu hakikaten memleket meselesi. Tabii. O ara eleman, vasıflı eleman. Tabii. Ve bu açığı kapatmak için devlet İşkur üzerinden pek çok programlar hayata geçirdi. İşbaşı eğitim programları gibi pek çok programlar. Ama bugün hala bir ara eleman sıkıntısı yaşıyorsak bu 30 yıllık bir mazisi var bu sıkıntının. Bunun altını çizmemiz lazım. Benim kendi şehrimde söyleyeyim. OSB'ler %30 eksik kapasiteyle çalışıyor. Bu ara vasıflı eleman eksikliğinden dolayı. Yani %30. Çok ciddi bir rakam tabii. bu. Onun için bizim hakikaten meslek eğitim memleket meselesi. Katsayı uygulamasının kalkmasıyla beraber meslek okulları tekrar göz önünde okullar oldu. Yani Milli Eğitim Bakanlığı çok fazla programı var. Meslek eğitim merkezleri gibi. Bunların belli bir sürede çünkü eğitim politikanızı bugün ortaya koyduğunuzda yarın sonuç almıyorsunuz. En tabii. erken 4 yılda alıyorsunuz, tabii 5 yılda ki. Alıyorsunuz. Almaya başlıyorsunuz. Yeni tabii başlıyorsunuz. Ki. Tabii ama ki. Şunu söyleyeyim. Belki birazdan geleceğiz kadın girişimciliğine ve istihdamına ama İşkur'un bu işbaşı eğitim programları kadınlara özellikle kadınlara çok büyük fayda sağladı. Yani bu şu demek bir herhangi bir meslekte ya kaynakçılıktan örnek vereyim. Öyle bir kadınla tanıştım Aydın'da onun hikayesini azıcık paylaşacağım sizinle. Fabrika kaynak ustası için ilana çıkıyor. İş başında öğreteceğim, beğendiklerimi istihdam edeceğim. Programın özü bu. Türkiye'nin her yerinde uygulanan, farklı meslekler için uygulanan. Aydın'daki kadın müracaat ediyor bu programa biliyor musunuz? Bundan yıllar evvel. Ve ben o kadınları tanıdığımda 4 yıllık kaynak ustasıydılar. Yani erkek alanı denilen o meslekte ara eleman, usta eleman dediğinizi yapmış kadınlardı bunlar. Evet. Ve artık usta maaşı ücreti alıyorlardı ve artık o işten ayrılsalar bile artık ellerinde bir altın bilezikleri var. Nereye giderlerse gitsinler artık aranan elemanlar. Kesinlikle. İşte Türkiye'nin en önemli ihtiyacı bu. Evet. Ve bu anlamda işte hükümetimiz İşkur'dan meslek okullarına kadar çok fazla program geliştirdi. Bunların daha da yaygınlaşması ama dediğim gibi bunlar hep 5-10 yıl sonra meyvelerini alacağımız konular. Evet mutlaka. Şimdi size de geleceğim az sonra önemli girişiminizden dolayı ama ben de bir kişisel gözlemimi aktarmak istiyorum.
partili biri olmadığım halde bütün partileri yakından takip ediyorum çalışmalarını. Bakın herkes, her kadın kendi kişiliğini yaptığı işe mutlaka yansıtıyor. Çünkü herkesin bir varoluş amacı var benim görüşüme göre. Şimdi sizin yaptığınız bu çalışmalar çok kıymetli, çok da ciddi, önemli, güçlü bir teşkilatsınız. Burada Emine Erdoğan'ın da çok etkisi olduğunu, yani onun kişiliğinin de, onun sürekli aktif, proje üreten ve her konuda hani elinden gelen çalışmaları yapan, buluşlar yapan, buluş yapmak çok önemlidir. Her işte, her alanda. Çözüm üreten tavrının da size çok yardımcı olduğunu. Şöyle hanımefendi, bu 22 yıllık süreçte ondan fazla büyük ana damar kampanyaya himaye etti. Bu anlamda son derece önemli. Biz de bu 3 yıllık görev süremde 2 büyük proje yürüttük. Onların birinin de hamisi İnan Efendi. Şöyle, bu geçen süre içinde, geçmiş yıllarda lise eğitimini yarım bırakan kadınlar. Hedef aldık biz. Onların üzerinde bir çalışma yaptık. Çünkü artık yani tam liseyi bitirip üniversiteye başlayacakken farklı sebeplerle, işte 28 Şubat'ta olsun ya da işte evlilik sebebiyle, farklı sebeplerle eğitim hayatını yarım bırakmış kadınları dedik ki tekrar lise eğitimine sizi geri döndürelim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın pek çok programı var. Ama o programları tek başlarına cesaret edip gidemiyor kadınlar. Ve biz de az önce söylediğiniz gibi 81 ilde 922 ilçede örgütlüyüz. Teşkilatımız var kadınlar olarak. Ve biz de dedik ki teşkilatlarımızla o yereldeki kadına mentörlük yapalım. Bu yarım kalan eğitimin nasıl başlayacak? Bazı temel branşlar, işte matematik gibi, İngilizce gibi, ek ders alması gerekirse nereden alacak? Çünkü halk eğitiminde yine, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın yine ona uygun programları var. Biz o kadınlara mentörlük yapalım ve bu kadınlar lise diplomalarını alsınlar istedik. Çünkü liseyi bitiren bir kadına mutlaka üniversite hayali kuruyor. Tabii. O hayali kapısını açalım. Giderler gitmezler ayrı konu ama onun kapısını açalım istedik. Yaklaşık bu sene işte 2,5 yıl oldu projeye başlayalı. 50 binden fazla kadın bizim projeyle beraber lise eğitimine geri döndü. Hanımefendi bu projeyi çok düzenli olarak takip ediyor. Yaklaşık 6 ayda bir kayıt yenilemeleri var. Çünkü başlattığımız öğrenciyi de takip ediyoruz. Tekrar kaydını yeniliyor mu, devam çok ediyor önemli mu diye. Bütün o süreçleri hanımefendiye raporluyoruz. Onun projemizin de hamisi o. 50 binden fazla kadın bu proje sayesinde lise eğitimine başladı. Bir kısmı da böyle güzel hikayelerimiz var. Üniversitede başladılar sınavlara girerek. Harika, çok umut verici. İşte böyle olumlu şeyler konuşmaya da ihtiyacımız yani var. Yani hanımefendi tabii sıfır atık projesi bambaşka bir şey. Artık dünya çapında Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören uluslararası bir proje oldu. Ama Türkiye'de kadınlara, kız çocuklarına dokunan pek çok proje hanımefendinin öncülüğünde gerçekleşti. Harika. Siz de bir kadın girişimci olarak sizin de yaptığınız bir buluş var kendi alanınızda değil mi? Evet. Kemik suyu. İlikli kemik suyu geleneksel bir içeceğimiz, ata içeceğimiz aslında. O buruşu ben yapmadım, atalarımız yapmış. Hayır tabii ki ama onu ama sizin ben onu, iş kolu haline çevirmeniz sizin buluşunuz. Evet ve ben onu protein değerlerini çok yüksek yerlere getirerek, lezzetini ve protein değerlerini aynı oranda yüksek tutarak olabildiğince farklı bir kemik suyu getirdim. Yani ben babaannem beni kemik sularıyla büyüttü. Ben de çocuklarımı kemik sularıyla büyütmekle başladım aslında buna. Ben de çok kullanıyorum. Bir iş olarak bunu düşünmedim hiçbir zaman. Ama çok iyi yaptığım şeyi insanlarla buluşturmak istedim. Bir arkadaşımın teşvikiyle. Hadi Filiz, sen bunu çok güzel yapıyorsun. Sen bunu yapmalısın. İnsanlara dokunmalısın. Babaannenizden feyiz aldınız aslında. Evet. Babaannemden aldım o eli diyorum. Babaannemin de mutfağı çok iyiydi. O da çok meraklıydı. O benim rol modelim. İşte burada aile çok önemli. Çok. Ailede gördüğü şeyi çocuk evlendiği zaman, eş olduğu zaman, çocukları olduğu zaman ailesinde de o gördüğü şeyleri yapmak istiyor. Rol modeller çok önemli. O yüzden çocuklarımızı yetiştirirken o sofrada oturmak, aileyi birleştirmek, o aile ülkeyi de kalkındıran bir şey. Aile şimdi ben bir kemik suyu üretiyorum. İnsanların bağışıklık sistemine çok iyi gelen bir şey bu. İşte kemoterapi görenlerin birinci günü, 30. günü baktığınızda kan değerleri bambaşka yere gidiyor. Tabii. İnsanlar size geri dönüyorlar. Binlerce böyle geri dönüş var. İşte dizleri ağrıyor, iğneleri bırakıyorlar. Uykularım rahatladı diyor bir teyze beni arayıp. Diyorum ki sinir sisteminize de çok iyi gelir. Tabii. Hayır diyor, ağrıdan uyuyamıyordum yavrum diyor. Yani daha fazla beni mutlu eden, içsel tatminimi en üst seviyelere getirip motivasyonumu arttırarak içsel huzurumu sağlayan bir şey olamaz. O kadar çok mutluyum ki sanki ben
bu dünyaya kemik suyu üretmeye gelmişim gibi hissediyorum. Herkesin gerçekten. Bir kadının evet. yaşam amacını bulması evet, çok, çok çok önemli. Kıymetli. Bu da kendini keşfetmekten başlıyor. Ve aynı zamanda aynen. da çevresindeki, toplumdaki, ülkenin önce ailesindeki evet. ihtiyaçları keşfetmesiyle başlıyor. Çok evet. güzel. Aile demişken siz Aile Bakanı'ndan da ödül aldınız değil mi? Evet, çok yeni. Büyük bir gurur. Halk evet. Bankası'nın üreten kadın girişimci, yılın kadın girişimci ödülünü aldım. Hiç beklemiyordum. Finale kalmıştım ama çok kıymetli arkadaşlarım var. Ben o ödülü aslında bütün kadın girişimci arkadaşlarım adına almış oldum. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Babaannemden bahsettim. Benim babaanneciğim, böyle diyorum ama ben neneciğim derdim ona. Hı hı. 12. seneyi devriyesiydi ödül aldığım gün. Ah canım benim. Benim güzel. İçin inanılmaz bir mutluluktu bu. Ona da ithaf ettim bu ödülü aynı zamanda. Harika. Gözlerim dolu ağlayarak gittim sahneye ödülümü almaya. Sayın Mahinur Hanım, bizim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız. Hı hı. Kendisini de çok severim. Kendisinin bendeki desteği çok büyüktür. Hı hı. Ayşe Başkanım'ın da, Ayşe Keşir'in de ben bu ilikli kemik suyunu kurduğum ilk zamandan beri her zaman elini sırtımda hissetmişimdir. Bana mentörlük yapmıştır. Hep teşekkür ediyorum ama bir de burada teşekkür etmek istedim. Bayağı güçlü bir mentörlük yapıyorlar. Yani 5,5 evet. milyondan fazla bizzat, üyeyle. Bizzat çok da ilgileniyor Ayşe Hanım yapıyorlar. Her şeyle. Evet. Ben etkilendim kendisinden. Evet. Aslında o da bir proje hikayesi. Projenin bir sonucu diyelim. Evet. Onu da anlatmak isterim uygun zaman olduğunda. Harika. Ben bir sözünüz daha var. Onu da açmayı istiyorum. Çünkü hep böyle konuşmalardan hem bilgilendirme amaçlı olsun ama yayınımız hem de insanların da şöyle bir sonradan üstünde düşünüp tartacağı, belki kendine de ders çıkaracağı, feyiz alacağı sözler de cümleler de kalsın istiyorum. Sizin bir sözünüz daha var. Ötekileştirmemek, birleştirmek cesaret ister. Neden? Aslında bu sözü biz Sayın Cumhurbaşkanımıza atfettik. Evet ama siz şey evet, yapıyorsunuz bizim orada bu 8 Mart'taki mottolarımızdan biri bu. Çünkü bu bizim bu ülkeyle ilgili hayallerimiz var. Gerçekten yani 22 yıldır bunun için çalışıyoruz. Hatta 22 sene önce partide ben İstanbul'da kurucu olarak başladığımda bizim iğne ucu kadar ihtimal yoktu milletvekili olmamız için. Biz milletvekili olacağız diye çıkmadık bu yol. Kendi adıma söyleyeyim. Yani bir kişisel kariyer planlaması yaparak çıkmadık. Çünkü yani kendi mesleğimi yaparken, okurken, gazeteciyim ben de, pek çok şey yaşadık. Kendi kişisel hikayelerimizde pek çok kesintiler var. Ve bunun en başta gelen sebep ötekileştirmek. Yani bu memleketle ilgili hayaliniz var ama gerçekleştireceğiniz zaman biri ya okulda ya iş dünyasında bir dur bakayım diyor. Benim kurallarım var. Ya benim hayallerim var. Yeteneklerim var. Yapmak istiyorum. İşte bu büyük Türkiye'nin önünde çok büyük bir engel. Siz toplumun bir kısmını, bir grubunu ya da bir cinsiyeti kenarlara ettiğinizde bu ülkeye aslında ihanet ediyorsunuz. Kesinlikle. Bu büyük Türkiye idealine ihanet ediyorsunuz kesinlikle. Aslında. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın o cesaret ister diye mottoda kullandığımız ifade Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani Türkiye 22 yıldan nereden nereye geldi? Hem demokratikleşme adına, hem bireysel özgürlükler, hem de güvenlik politikaları. Bakın bunların her birine sanki hepsi ayrı ayrı gibi algılanır. İşte güvenlikçi politikalar yapanlar işte demokratikleşmede biraz geri dururlar gibi. Ya da demokratikleşmeyi önünü açanlar işte güvenlikçi politikalardan geri çekilirler gibi. Ama Tayyip Erdoğan bunların her ikisini aynı anda yaptı. Çünkü hepsi bir bütün aslında. Evet. Yani hem yerli savunma sanayimizi güçlendirdik hem öbür taraftan Kürtçe TV kanalı açıldı. İkisinden de korkmadık ve ikisi de bu ülkenin parçası çünkü. Aynen öyle. Kadın erkek meselesi de böyle. Kadın aile meselesi de böyle. Aile bu ülkenin en kıymetli değeri. Kadın bu ülkenin en kıymetli değeri. Çünkü Cumhurbaşkanımızın bir sözü var benim çok sevdiğim. Çok sık da kullanır kendisi. Kadınları dışlayan bir toplum gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir. Diyor. Aynen öyle. Türkiye'nin böyle bir lüksü yok Deniz Hanım. Yani bu kadar büyük bir güçten bu potansiyel genç nüfus diyoruz, meslek edinme diyoruz, sanayileşme diyoruz, yerli savunma sanayi diyoruz, işte yazılım, yeni sektörler. Biz niye gücümüz ve potansiyelimizin yarısından vazgeçelim? Bu cesaret ister dediğim bu kısım.
Ben farkı kendi hayatımda, yani tamamen kişisel bir hikaye bu. Benim yaşam hikayemle alakalı. Bu kadın çalışmaları, aile ve çocukla alakalı hepsini kapsayan çalışmaları. Etkisi nerede yaşadım biliyor musunuz? Benim büyük oğlum, çok severim Engin Deniz. Otizmlidir. Ve onu ben eski Türkiye'de diyeyim, özel okulda okutmak mecburiyetindeydim. Ve bunlar hani tek başına çalışıp kazanan bir kadın için az buzda masraflar değil özel okullar. Fakat liseye geldiğinde oğlum, biz Beykoz'a taşındık. Ve sırf oradaki Beykoz Omen vardır. Beykoz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Lisesi. Oraya gidebilsin diye. Çünkü onun çok metini duydum ben. Orada Beykoz'da belediyenin katkıları, o hafif engelli zihinsel çocuklara meslek edindirmek için açılmış. Çünkü meslek okulu statüsünde. Ve o okulun özel okul standartlarının çok daha üstünde olması. Her sınıf öğretmeninin özel eğitimci olması. Bunu özel okullarda bulamıyorsunuz. O gönüllü kadınların çalışması. Ev kadınları ve işte yemek, temizlik, okulun okuldaki yaşam kalitesini yükselten her şey. Okul çiçek gibiydi ve benim çocuğum orada çiçek gibi açtı. İlk defa sosyalize oldu gerçek anlamıyla, dışlanmadığını hissetti. Gerçekten doğru bir şekilde ilgilenildi onunla. Ulaşımından yemeğine, sosyal faaliyetlerine kadar. Siz Murat Aydın'ı tanıyor musunuz? Beykoz Belediye Başkanı. İyi bilirim, eski Zeytinburnu Belediye Başkanı. Ben de çok iyi biliyorum zamanda. Oğlumdan dolayı birçok etkinlikte çok bir araya geldiğimiz için iyi biliyorum. Ben kadınların olayı nasıl ele aldığını, nasıl organize ve gönülden çalıştığını ben orada yaşadım ve benim hayatım değişti gerçekten. Müthişti. Yani bir kadının aklına koyup da yapamayacağı, istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki bir mentoru olsun, çünkü bazen yolumuzu kendimiz bulamıyoruz. Işık tutan birisi gerekiyor. Bir yönlendirme hizmeti almamız gerekiyor. Bu hizmetleri profesyonel olarak verenler var biliyorsunuz. Bana aslında devletimiz hepsini veriyor. Evet. Bakın devletimiz kadınlara inanılmaz derecede mentorluk yapıyor her açıdan. Yani bugün iş mi kuracaksınız, işinizi mi büyüteceksiniz ya da bir mesleği yeniden sıfırdan, az önce söyledim iş başı eğitim programı, mesela iş kurum bir programı bu. Ve her yerde var. Diğer taraftan KOSGEB'in, Tarım Bakanlığı'nın, TKDK'nın, yani Tarımsal Kredi Destekleme Kurumu, TKDK'nın açılımı. Yani tarımla ilgili, işte ekoturizm dahil herhangi bir şey, kafanızda hayalleriniz var. Ben bunu nasıl gerçekleştiririm, nereden başlarım diyorsanız devlette mutlaka devletin bu 22 yıllık politikalarında bir anahtar veriyor size. Ve biz bunun için bir proje başlattık 3 yıl önce. Hatta şurada bir doküman getirdim size, kocaman kalın. Harika. Bunu çıktılar aslında projenin. Burada amacımız şuydu, devletin bu yaklaşık 10-12 kalemde verdiği teşvikleri Anadolu'da il il dolaşıp kadınlara anlatalım dedik. Ve şunu yapalım dedik, bunları bilmeyen kadın kalmasın. Yani kafamda bir şey var, nasıl yaparım, nereden başlayacağım diyen kadın, ha ya buydu başlayacağım şey, aradığım şey buydu dedirtelim istedik. Benim ekibim Ankara'da, bizim merkez yönetim ve yürütme kurulumuz, hepsi bu projeleri anlatabilecek gibi teşvikleri. Ama dedik ki biz anlatırsak, ya Ankara'dan geldi kadınlar anlatıyorlar. Bak şu iş Ankara'da olur ama işte Siirt'te olur mu? Gümüşhane'de olur mu? Derler. Peki o zaman dedik ne yapalım? O teşvikleri o ilde alıp kullanmış kadınları bulalım. Bu kadınları mentor yapalım o ilde. Yani TKDK'dan Nevşehir Ürgüp'te butik otel açmış kadın. İlkokul mezunu. Housekeeping olarak hayatına başlamış. Ama sonra babadan anneden kalma mağara evi. KOSGEB desteğiyle, TKDK desteğiyle butik otel yapmış. İşte buyurun. Yani ayakta alkışlayacağınız kadınlar. O kadar çok başarı hikayesi İnanılmaz. Var ki böyle. Ve biz illerde 600'e yakın böyle hikaye bulduk. Ve şunu yaptık, bakın projeyi yaparken 10 il, 2 bölge falan demedik. 81 il ve Hakkari'den çıktık yola. Ben ilk Hakkari'ye gittim. Nasıl gittik Hakkari'ye de? Dedim ki ya işte kadın girişimci, tarım falan. Dediler ki Hakkari'nin Derecik ilçesi. Bu haritanın en ucunda olan yer. Mikro klimadır, Akdeniz iklimidir. Peki dedim seracılık yapar mı kadınlar? Yok biz bilmeyiz dediler. Nasıl dedim ya, Akdeniz iklimi? Ya bir çilek serasından bir ev geçindirir kadın. Tabii ki. Ve biz oradan başladık onun için. Ve böylelikle 81 il dolaştık. 600'den fazla kadınla tanıştık. Neziha Hanım onlardan biri.
Ve onlar o salonlar dolusu, mesela Diyarbakır'da 2500 kişi vardı salonda. Salonlar dolusu kadınlara kendi hikayeleri üzerinden bu bir teşvikleri nasıl alacaklarını anlattılar. Hepsini devlet veriyor 20 yıldır. Ama kadınlar oraya nasıl ulaşacak, kimle gidecek, ne yapacak, nereden başlayacak, peki sorun yaşarsa o sorunu nasıl çözecek? O ildeki o öncü kadınlar onlara mentörlük yaptı. Kendi kendine. Hani az önce program başında dediniz ya, kadın dayanışması, kadın yurdu. Evet. Bu son derece önemli. Ve doğru organizasyon tabii. Çünkü tabii. Bu yaptığınız buluş çok önemli. Evet, Ankara'dan gelen birinin anlatmasıyla orada olur ama burada başaramayız düşüncesi olabilirdi. Oraya, yani o eli oraya vermek, evet. El vermek mesela gibi. Mesela Bursa'da otokılıfı diken bir kadın. Yani bir dikiş makinesinde kendi evinde başladığı hikayeyi otosanayi sitesinde bir atölyeye dönüştüren kadın. Yani daha pek çok örnek var böyle. Van'da bir çevre mühendisi, işsiz kaldım diyor. Van'da bir çevre laboratuvarı yok. Orada çalıştım, olmadı. Van'ın ilk çevre bölgenin, hatta sadece Van'ın değil, ilk çevre laboratuvarını kadın KOSGEB'in desteğiyle kuruyor. Devletin desteğiyle kuruyor. Eğitimli eğitimsiz. Hangi yaşta olduğunuzun da önemi yok. Azıcık bir beceriniz ve bir yeteneğiniz varsa şunu yapmak istiyorum diye. Bir ucundan başlayacağınız bir mekanizma var devlette. Aslına bakarsanız az önce bahsettiğimiz ihtiyaç duyulan iş gücü tam olarak bu değil mi? Evet. Yani çünkü belli bir yaşa gelmiş olabilir, yaşadığı yerdeki olanaklar eşit olmayabilir başkalarıyla ama bir becerisi, bir üretimi mutlaka vardır ve bu ülke ekonomisini kazandırılabilir ki oluyor da. Tarımsal üretim, yani 3 tane 4 tane devlet teşviğiyle işte büyükbaş hayvanla başlayan, bugün 100 küsur hayvanı olan büyük işletmelere dönüşen kadınlar, sadece kadınlar bu bahsettiğim. Ya. Kadınlar var ve devlet bu teşvikleri verirken hemen hepsinde kadın ve gence diyor ki, işte proje yazıyorsunuz tabii, yani bir hayali bir şeye vermiyor teşviği devlet. Bir proje yazıyorsunuz ve çok uzun zaman önce çıkarttığımız bir düzenlemeyle kadın ve gencin projesine artı 10 puan veriyoruz biz. Öyle olunca başa çıkıyor hemen kadınlar ve gençler. O projeyi hazırlarken de destek veriyor musunuz? Veriyor. KOSGEB'in proje yazım desteği de var. Oradan da destek. Yani piyasada çok böyle işte profesyonel bu işin mentörlüğünü yapıyorum diyenlere yanılmasınlar vatandaş. Bayağı evet. Para oluyor. Evet. Evet. Hiç onlara yanılmasınlar. KOSGEB o desteği de veriyor. Hatta bir ilimizde, şimdi yanlış söylemeyeyim, TKDK temsilcisi dedi ki ilin, dedi ki projeyi nasıl yazacağınızı bilmiyor da olabilirsiniz. Biz cumartesi pazar bile açığız. Sadece fikrinizin gerçek bir fikir olduğunu bizi ikna edin, projeyi de biz yazarız dedi. Çok güzel. Gerçekleşebilir olduğunu. Yani Trabzon'da mesela 12-13 tane böyle butik otel açan, yani ekolojik turizm açısından otel açan kadın var. Desteklersin. TKDK %60-70 hibe veriyor. Hibe. Geri dönüşü yok yani. Yok. Ama şunu da söyleyeyim. Daha önce mesela sosyal yardımların da bir programı vardı. O birkaç sene önce kapandı. Ya da KOSGEB'in. Yani geri dönüşlü projeler de var. Faizsiz geri dönüşlü. Ve bu projelere kadın ve erkeklere veriliyor tabii. Bu herkese veriliyor ama kadınlar daha teşvik ediliyor. Kadınların geri dönüş oranı erkeklerden fazla. Çünkü kadınlar aynı zamanda borcuna da sadık. Kadınlara biraz pozitif ayrımcılık yapıyor olabilir misiniz? Yapıyoruz. Evet. Ya yasasını çıkardık, yapıyoruz. İtiraf ediyor yani. Ya, tabii, tabii, tabii. Açık açık söylüyor. Yasasını anayasaya koyduk, çıkartıyoruz tabii. Evet. Niye? Bu ülke büyüsün diye. Evet. Bir de şunu yapmamak lazım. Yani sanayi toplumun bize dayattığı bir model var. İşte çalışan kadın şu prototipte olur. Biz pandemide hepsini yerle bir ettik. Tabii. Her türlü üretim yapılabiliyor. Tabii. Evinize kapanıyorsunuz ama üretimi katkıda sağlayabiliyorsunuz. Tabii. Ve artık hangi kadın, hangi yöresel şartlarda bulunursa bulunsun, üretime nasıl katılmak istiyorsa öyle katılsın. Kendi şartlarında katılsın. Kendi koşullarında. Kendi koşullarında katılsın. Yarı zamanlı katılsın, tam zamanlı katılsın. Anlatabiliyor muyum? Bu o kadar önemli ki. Ben işte dizi, film, işte sanatla alakalı bir işim olduğu için 30 yıl böyle kariyer yaptığım için ve aynı zamanda da 3 çocuğum olduğu için bunun ceremesini çok çektim. Bu çünkü iş koşullarını da belirliyor ve yaşam kalitesini de belirliyor. Şimdi biz hep diyoruz ki, siz de katılacaksınızdır muhtemelen, çocuğu yetiştiren kadın toplumu şekillendiriyor. Şimdi kariyer yapan bir kadın ailesinden kopuk yaşamaya başlıyorsa, çocuklarıyla birlikte zaman geçirmeye, evet, onlara kendi evde eğitim vermeye, hani belli değerleri aşılamaya fırsat bulamıyorsa nasıl başaracak bunu? Evet. Burada da kadınların bu anlamda da özellikle özel sektörde
gözetilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ya bu işte süt izinlerini artırmamız, doğum izinlerini artırmamızın hep sebebi bu aslında. Hı hı. Tabii bütün bunların temelinde refahtan pay almak var. Yani ülke büyüdükçe bu tür izinler, teşvikler daha da artacak. Hı hı. Yani refah, artan refahı paylaşmakla ilgili bir şey bu. Bugün süt izni kullanan kadın şimdi işinden 2 saat önce çıkıyor ve daha erken evine gidiyor. Hı hı. Ya da doğum izni, işte ücretsiz izni kullanmak isteyen ya da işte 8 haftadan işte 16 haftaya çıkarttığımız doğum izinleri. Bütün hepsi bunların işte iş ve aile yaşamı uyumlaştırma diyoruz aslında literatürde bu. Bunu yapmaya yönelik. Hı hı. Milli refahımız arttıkça bunu da daha da artıracağız. Ama dediğim gibi pandemi bize gösterdi ki üretmek istenilen her koşulda uygun programlarla, tabii o programların da gelişmesi önemli, üretime katılmak mümkün ve Türkiye bunu hak ediyor gerçekten. O anlamda pek çok seçenek ve program geliştirme, hala da geliştirmeye çalışıyoruz. Bu çok çok önemli bir özgürlük kazandırıyor, hı-hı, insanları. Çünkü herkesin yaşam biçimi, temposu, ritmi, saatleri farklı olabilir. Eğer kendi yöntemini, çalışma yöntemini kendin belirleme lüksüne sahipsen çok daha verimli olabiliyorsun. Mesela evde üretim yapan kadınlara vergi muafiyeti getirdik çok yıllar önce. Hı hı. Daha yeni ben aynı zamanda mecliste görevden önce plan bütçe komisyonundaydım. İnternet üzerinden satışlarda da belli bir kotaya kadar vergi muafiyeti getirdik. Hı. Yani işte her kendi koşulunda çalışmak. Hı hı. Yani şurada ürettiğiniz şu ürünü şunu internet üzerinde satış yaptığınızda yıllık belli bir ciroya kadar vergi bile ödemiyorsunuz. Hı hı. Devlet diyor ki tamam yeter ki sen de üretimi katıl, bunu yap, sat. Hı hı. Ha, onu geçtikten sonra artık esnaf oluyorsunuz. Hı hı. O limiti aştıktan, hı hı, sonra. Hı hı. Ve ondan sonra artık bir esnaf, hı hı, muamelesi görüyorsunuz devletin vergi sistemi içinde. Hı hı. O anlamda da pek çok teşvikler var. İşte yeni alanlar derken bunu kastediyorum. Yani, hı, siz de muhtemelen o sosyal mecraları kullanıyorsunuz, işte alışveriş şeylerine bakıyorsunuz. Kadınlar öyle değişik şeyler üretiyorlar ki hayal bile edemeyecek. Ya günlük satıyor kadın, günlük üretiyor. Evet, günlük inanılmaz çeşitlilik var yani. Ben üretiyorum. Evde başladım, aynı şekilde başladım. Aynı ben sistem. Evde üretmeye başladım. İnternetten baktım, satışa. Evet, baktım ki artmaya başlıyor. Zaten evin sistemi de çöktü. Eşim yemek bekliyor. Bir dakika ben şimdi bu şunları kavanozluyorum derken kendime bir imalathane kurdum. Ve artık daha farklı esnaf olarak devam ettim. Öyle öyle yavaş yavaş ayağımı yorganımı uzatarak, bu çok güzel bir şey. Çünkü insanlar birden cesaret edemiyorlar. Ben de birden belki bir imalathane kurup cesaret edemeyebilirdim. Bir gördüm güzel gidiyor, farklı bir şey, fark yaratan bir ürün çıkardım. Güzel gitmeye başlayınca bir imalathane kurdum adım adım. Sonra COSGAP desteğiyle en büyük adımımı attım. Yani adımımı COSGAP'le attım aslında. Hı hı. Ve şimdi de bir buluştan bahsettiniz. Ben bir buluş yaptım, evet. Hı hı. Ve patent kurumuna bunu başvurusunda bulundum, hı hı, bu buluşun. Hatta İngiltere ve Avrupa Birliği'ndeki patent kurumlarına da başvuruda bulundum. Daha vizyonlu bakarak, ihracat yapacağımı düşünerek. Hı hı. Kemik suyundan çıkan bir yağ var. Ve o yağ ilik yağı. O ilik yağı yüzyıllardır kullanılan bir bakım yağı, bir şifa yağı, hı hı, ve yemeklerde kullanılan bir yağ. Ve aynı zamanda insanlar bunu sürüyorlar derilerine ve bana binlerce geri dönüş geliyor, bana ve gıda mühendisime sürekli. İyileştirici bir etkisi var. Egzemaya iyi geliyor, saç kırana iyi geliyor bu ilik yağ. Ben de gecenin bir vakti uyandım. Bilmiyorum, kelebekler uçuştu kafamda. Biz Çukurova'lı benim babaannem. Ben Düzce geliniyim. O ayrı, artık Düzceliyim ama bir tarafım da o taraflı. Biz kantaron yağını evde yaparız. Çok basittir. Mayıs ayında kantaron toplanır. Biz onu bastırırız sızma zeytinyağına. Koyu renkli bir camda. Bu kadar basittir. Süzeriz, kantaron yağı böyle olur. Bu kadar basittir. Dedim ki bu infüzyon tekniğini, bu demleme tekniğini ben ilik yağıyla yapayım. Hı hı. Ve bu buluşu ilk New York'a gittiğimizde Sayın Emine Hanımefendi ile Birleşmiş Milletler toplantısı sonrasında orada bir Türk mutfağını tanıtan, hı hı, bir organizasyon oldu Sayın Emine Erdoğan himayelerinde. Ve orada ben de kolajen dondurma yaptım. Orada kendisine de bunu anlatmıştım. Ayşe Hanım da keza biliyor. Hatta ikram ettiniz değil mi? Herkes, evet, tadına ikram baktı. Evet, ikram ettik. Çok başarılı bir organizasyonda hem Türk mutfağını tanıttık hem de ne kadar başarılı bir kemik suyu yaptığımızı gösterdik. Fark yaratan kemik suyu bile yaptık. Ben orada bu konuyu anlatmıştım. Hemen patent kurumuna, oradan bir üniversiteye, bana herkes çok monitörlük yapıyor. Yani, hmm, New York'a gittim. Hanımefendinin ekibi, Ayşe Hanım,
bunu nasıl ilerleteceğim konusunda bana bilgi verdi. Patent kurumuna başvurdum. Sonrasında şimdi Bezmialem Üniversitesi'nde Profesör Doktor Murat Kartal Hoca ile beraber çalışmalara 1 Mart'ta başladık. COSGİB'in ARGE desteği için başvurdum. Tabii ARGE gerekiyor mutlaka. Evet, işte çok heyecanlıyım. 2 evladım var benim de, 2 oğlum var. Bu da benim 3. evladım markam. Ve bu buluş da beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü bir kere daha insanlara dokunmak için bir çalışma yapmak durumundayım. Ve bu beni heyecanla, merakla yola attı. Sevk ediyor. Evet. Az önce eşinizden bahsettiniz ya, orada da çok önemli bir parantez açmak istiyorum. Bizi seyreden erkeklere de feyiz alsınlar, evet, diye. Şimdi karşımda yani konuk olan kadınların çoğu zaten bir konuda uzman, öncü, çalışan, çaba gösteren kadınlar oldu. Bunlar zaman alıyor. Erkeklerin de kadınların yanında olup ilk önce ailede, evin içinde onların desteklemesi gerekiyor, değil mi? Kesinlikle. Yani belki bir süre o işi kurana kadar, her açıdan, siyaset yaparken de öyle, girişimci olurken de öyle. Ben hep söylerim, babalarımızın ve eşlerimizin o desteği, işte moral, motivasyon ya da iş bölümü. Ben de 3 kız çocuk annesiyim. O iş bölümleri olmasa çok zor bizim işimiz. Evet. O anlamda hatta bir sürü yasal düzenleme var. Belki sıra gelir. Az önce siz anlattınız anayasa değişiklikleri. Evet. Bunlar hep kadınlar ve erkekler birlikte yaptık. Sadece kadınlar yapmadı sonuçta. Evet. Evet. Ya bu ülke kadın erkek omuz omuza inşa oldu. Yani evet, kuruluşta da böyle, kurtuluşta da böyle. Bugün de böyle. Evet. Yarına da böyle gidecek zaten. Evet. Her rağmen gitmeyecek, rağmen olmayacak. Tabii her birlikte türlü ötekileşmeyi bitirmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Omuz beraberiz. Omuz olacak. Tabii amacımız omuz aynı omuz yani. Olacak. Çok güzel. Belki vakit olur dediniz. Siz lütfen anlatın, orayı açalım. Yani şu kadın politikaları, evet, başlıkları söylediniz ama sizin gözlemlediğiniz, kişisel olarak sizi etkileyen, gururlandıran bu süreç içinde ne değişimler gördünüz? Ya benim için kendi çevrenizde, benim için toplumda? En önemli, yani bu 20 yılın en önemli 2 kazanımı, biri az önce söylediğim eğitimde bu oranlara yaklaşmamız. Evet. Yani üniversitede artık %51 kız çocuklarının olması. İkincisi anayasal eşitlik. Ve sistem bundan sonra artık bunun üzerine inşa ediyor. Eğitimle başladığınızda az önce söylediğim domino taşı gibi diğer alanları görüyorsunuz. Ya da anayasal eşitliği, yani kadın erkek eşittir. Devlet bu eşitliği sağlamakla yükümlüdür hükmünü anayasanıza koyduğunuz andan itibaren artık bütün sistem, yasalar, düzenlemeler bunun üzerine gidiyor. Bugün mesela şurada hemen bir iki rakam söyleyeceğim. Rakamları seviyorum ben. Bana hani işin hacmini anlatıyor. Mesela bugün Türkiye'de kadın hakim oranı, ya toplam hakimlerin içinde kadın hakim oranı %46. Bakın hani çok böyle erkek alanı gibi görünen alanlar için söylüyorum. Mesela doktorlarda bu oran 44. Toplam avukatların içinde 46. Sağlık sektöründe çalışan, kamuda çalışan kadınların oranı toplumun içinde 56. Çok güzel. Yani pek çok alanda artık kadınlar %50'yi hemen hemen yakaladı. Biraz özel sektör geriden geliyor. Bu verdiğim rakamların hepsi kamu rakamları. Biraz geriden geldiğini söyleyebilirim. Kamu öncülük ediyor aslında. Bu tıpkı geçmişte yasaklarda, kamuda yasak olunca özel sektörde bu yasağı kabullenmişti. Aynen. Biz özel sektör, ben özel sektör çalışanıyım. Özel sektörde ondan etkilenmişti. Tıpkı şimdi de kadın oranı kamuda arttıkça özel sektörde bunu takip ediyor. Evet, evet. Ve bu anlamda çok ümitliyim. Bu iki konunun Türk kadınları için çok büyük bir armağan olduğunu düşünüyorum. Hem eğitim hem anayasal eşitlik. Onun dışında mesela şunu söyleyeyim. 2005 yılında biz o konuya da girmek isterim. Türk Ceza Kanunu'nda kapsamlı bir değişiklik yaptık. Şu an kullandığımız ceza kanunu 2005 yılında çıkarttık. Mesela kadına yönelik şiddetin tanımı o zamana kadar ceza kanunumuzda yoktu. Şiddet vardı. Yani kişinin kişiye uyguladığı şiddet. Ama kadının gördüğü şiddet, biliyorsunuz, aynı evin içinde ya da yakın çevresindeki erkeklerden sadece fiziksel üstünlüğü olduğu için yaşadığı şiddet. Bu kanun 2005 yılında girdi. Bakın, ceza kanunu mantığı şudur. Suç yoksa ceza da yoktur. Yani bir suçu tanımlamazsanız karşılığında ceza veremezsiniz mahkemede. Evet, o çok önemliydi. Cezayı tanımlamak çok önemli. Evet. Diğer taraftan cinsel saldırı fiili ve cinsel istismar fiili de ceza kanununda ondan önce tanımlı değildi. Ve bunlar hepsi 2005'ten sonra oldu. Ve biz daha yeni geçtiğimiz, yani bir yıl içinde birkaç düzenleme daha yaptık kadına yönelik şiddetle ilgili. Mesela bunu da çok önemsiyorum.
kanun eş tanımı yapıyor. Bu eş tanımını açtık tabii daha sonra. Nikahlı eş, nişan, işte flört, arkadaş, komşu, hani kimse etrafta. Ama boşandığı eşi de uyguluyor şiddet. Bugün görüyorsunuz basında da zaman zaman ne yazık ki. Ya boşanma safahatında ya da boşanma sonrası. Ve geçtiğimiz yıl çıkarttığımız bir kanunla, niye bu önemli? Bir kadının, bir erkek en yakındaki kadınla, ya yani güven içinde olacağı işte kızına, karısına, kardeşine şiddet uyguladığında daha ağır ceza alıyor. Yani yakınındaki kadına. Çünkü sonuçları daha yıkıcı oluyor. Tabii, eşe uygulanan şiddet. Ve biz boşanmış eşe uygulanan şiddeti tıpkı nikahlı eşe uygulanan şiddet seviyesinde cezaları artırdık. Çok güzel. Bunu geçen yıl yaptık daha. Anlatabiliyor muyum? Ve şeyi ekledik kanuna. Israrlı takip. Artık medya üzerinden, işte sosyal hesaplardan, medya mecralarından da bir taciz, saldırı, takip var. O çok önemli, çok onu yaygın. Da, onu da suç olarak tanımladık ve 2 yıldan başlıyor cezası artık. Çok güzel. Ya bu tür düzenlemeler, hani bunu niye söylüyorum? Yeni gerçekler var hayatımızda. Bizim evet kadim doğrularımız var ama hayat değiştikçe, geliştikçe yeni gerçekler önümüze çıkıyor. Bundan 10 sene önce belki ısrarı takibi konuşuyor değildik. Ama bugünün Türkiye'sinde buna ihtiyacımız var. Ve geçtiğimiz yıl bunun cezası da netleşti. Ve ceza kanunu bu şekilde girdi. Çok önemli. Mesela başka bir şey söyleyeyim. Bunu çok önemsiyorum. Biz 2002 yılında ilk partimiz 2001 yılında kurulurken o dönemki 2002'deki hükümet programımıza koyduk. Dedik ki töre namus cinayetleriyle mücadele edeceğiz. Ve 2005'te çıkarttığımız ceza kanununda töre namus sahikiyle, bakın töre ve namus çok kıymetli kavramlar. Ama asla ve asla cinayetle yan yana gelmemeli. Böyle bir şey kabul edilemez. Tabii. Anlatabiliyor muyum? O sahikle işlenen cinayetlerin cezalarını 2-3 kat artırdık. Ve bugün Türkiye'de neredeyse yok denecek kadar azdır töre namus cinayeti. Onu fark ediyorum kendi gözlemlerimden. Yani çünkü cezaları artırdık ve artık yok denecek kadar azaldı. Ama şunu söyleyeyim. Kadın yönelik şiddetle mücadele, az önce eğitim söyledi, konuştuk. Ya da iş hayatına katılım, özel sektör. Bunların hepsi süreç ve zaman isteyen şeyler. Zihinsel dönüşüm isteyen şeyler. Belki bir nesil geçmesi gereken şeyler ve toplumun topyekün işbirliğiyle mücadele etmesi gereken şeyler. Yani biz yasal düzenlemeler açısından iddia edebilirim. Yani Avrupa'nın pek çok ülkesinin önünde düzenlemeler yaptık. Mesela KADES uygulaması var İçişleri Bakanlığı'nın bugün. Yani telefona indirdiğiniz bir aplikasyonla kadınlar. Evet, biliyorum. Ve sadece kadınlara özel. Yani TC numarasını girdiğinde kadın olunca o aplikasyonu kullanabiliyor. Fiilen şiddet riski taşıyor olması gerekmiyor eşi babası. Ama telefonunda bulunsun. Ola ki sokakta bir şey yaşadı, bir şey oldu. Anında 3 ila 5 dakikada en yakın polis ekibi oraya geliyor. Çünkü GPRS, yani telefonun imkanlarıyla en yakın ekibi konumunu buluşturuyor. Buluyor ve kadının güvenliği sağlanıyor. Ve bu, inanın, Avrupa'da olmayan bir uygulama. İlk Türkiye'de başladı. Daha sonra Fransa, Belçika, birkaç Avrupa ülkesi bunu modelledi. Müthiş. Çok önemli. Çünkü bazen değil mi, riskli durumlarda telefon açıp da birine derdini anlatmak da mümkün olmayabilir, evet. Ama uygulamada tuşa basarak, bir tuşa basarak butonu gibi. Evet, aynen öyle. Harika. Çok önemli bir şey. Ve bunu şu an milyonlarca kadın indirdi Türkiye'de ve kullanıyorlar. Ve çok pozitif geri dönüşleri var. Çok hızlı geri dönüşleri var. O harika. Anlamda söyleyeyim. Harika. Yani bütün emniyet teşkilatı bu aplikasyonla entegre şu an. Çok etkileyici, evet. Bence. Çok güzel. Tabii. Evet, ya bunun Avrupa'da örneği yok. Evet, muhteşem. Peki size şimdi biraz daha farklı bir soru soracağım. Tabii. Çünkü her şeyden önce ortak noktamız kadın olmamız. Evet. Kadın ve erkek eşitliğinden çok sıkça bahsediliyor ya, biraz orada kavramlar birbirine karışıyor gibime geliyor bir kadın olarak şahsen. Eşitlik demek tam olarak aynılık anlamına gelmiyor, değil mi? Yani kadın ve erkek arasında bir bütünleşme, birbirini tamamlama, bir ortaklık, omuz omuza verme, dayanışma ve bir uyum olması gerekiyor. Ama bu bir kadının
erkek gibi davranması ya da bir erkeğin yani kendi şeyinden farklı, doğasından farklı davranması da anlamına gelmiyor, öyle değil mi? Ya hukuk önünde eşitlik kastettiğimiz birinci eşitlik bu. Hukuk karşısında ben eşitlik. Ben sosyal yaşamdan bahsediyorum. Ve fırsat eşitliği noktasında eşitlik. Yani eğitime eşit erişme, iş fırsatlarına eşit erişme gibi. Ama yaratılış, işte, sosyal hayat... Bunların pek çoğu zaten bu dengeyi oluşturuyor. Hı hı. Ama şöyle keskin ayrımlar da yok. Yani kadın mesleği, erkek mesleği. Eğer tabii bugün ki 8 Mart üzerinden bir sohbet gerçekleştireceksek. Az önce verdiğiniz örnek. Evet, kaynakçı kadın. Evet. Yani ben de bir makine mühendisi kızın annesiyim. Evet, yani büyük kızım makine mühendisi ve fiilen mühendislik yapıyor yaklaşık 10 yıldır. Böyle keskin ayrımlar yok. Ben daha çok aile hayatı bazında söylüyorum. Çünkü o da ilişkilerde bazen mutsuzluk getirebiliyor. İşte çok baskın çıkmaya çalışan kadınlara da yani ayrı bir uca da gidebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Şöyle, ben mecliste bir araştırma komisyonu, aile bütünlüğünün korunması ve boşanma olaylarının araştırma komisyonu başkanlığı yaptım. Bir rapor yayınladık biz 2016'da. Şunu yani o raporun bana hani bir cümleyle özetleyin derseniz, hı hı, tek cümle şunu söyleyebilirim: her evlilik biricik. Evet. Gençlerin bence en büyük zorlandığı şey evliliğini ya da eşini, kadın ya da erkek, bir başkasıyla mukayese etmesi. İşte onun karısı yapıyor ya da onun kocası yapıyor, niye bizde yok kısmı bence en büyük handikap. Her evlilik, her ilişki, her ilişkideki denge biricik. Burada iki şey önemli. Yani konuyu aileye getirdiysek. Yani güçlü ve sağlıklı aile diyoruz, değil mi? Evet. Yani bunları önemsiyoruz. Ama evet, burada ne anlıyoruz? Bu konuda aslında kafamız biraz karışık. Güçlü aileden kastettiğimiz şu aslında. Hani böyle büyük, varlıklı, büyük evlerde oturan, işte dominant değil. Ben dayanışma içindeki aileyi anlıyorum. Aile, güçlü aile dediğinizde bir sorunla karşılaştığında o soruna katılmasa bile, ben mesela katılmıyorum, bu sorunu hiç önemsemiyorum, ne gereksiz bir şey bu diyorum, ama o sorunu çözmek için bir araya gelip o sorunu çözüyorsa o aile güçlü aile işte. Tabii. Çünkü ya bir başkası için önemli. Çözüm odaklı gitmek. Sorun çözme kapasitesini yükselttiğimizde aileden işte o aileyi güçlü kılıyoruz. Sağlıklı aile, belki sizin sorunuz burada cevabı. Hı hı. Sağlıklı ailede şöyle tanımlıyor aile sosyologları. Diyor ki kendi içinde, bakın tırnak içinde söylüyorum, kendi içinde hak ve görev dengesi olan. Yani haklar bir kişide birikmeyecek. Bütün haklar erkekte. Bütün sorumluluklar kadında değil, ya da tam tersi olmayacak. Hı hı. Kendi içinde bir hak görev dengesi kurulmuşsa diyor, denge. Kurulmuşsa bu aile sağlıklı ailedir, bu aile ellemeyin diyor. Her zaman %50-50 olmaz bu denge. Bazen 40-60 olur, bazen 30-70 olur. Değişir. Evet. Yani biri hastalanır, iflas eder, başka bir şey olur. O denge değişebilir. Ama normal şartlar, kendi içinde bir denge var. Evet. Hani ikisi de bu dengeden mutluysa, bu şeye göre de değişir. Bölgeye göre de değişir. Tabii. Karadeniz'de başkadır bu. Şu. Tabii. Orta Anadolu'da başkadır, Doğu'da başkadır. Doğru. Kırda başkadır, kentte başkadır. Çok, bakın kıra bakın. Yani ben Türkiye'nin her yerini dolaşmış, hemen her... İşte kırıyla kentiyle hemhal olmuş bir kadın. 56 yaşındayım ve ömrüm böyle geçti. Ben 17 yaşında sivil toplumcu olarak başladım siyasetten önce. Harika. Yani işte köylerdeki projelerden, kentlerdeki projelerden, toplumun her kesimiyle bir aradayım. Bakın kırdaki kadar şu denge, inanın şehirde kuramıyoruz. Doğru, doğru. Birlikte çalışıyoruz. Evet. Hep kadın erkek omuz omuz. Yani mesela bir örnek vereyim. Yani tarlada, ben Karadeniz kökenli bir ailenin çocuğuyum. Dede kökenim Düzce'nin dağ köyleri. Hiç benim karım dağa giderdi, işte fındık toplardı, işte çapa yapardı, öyle bir derdi. Ailece gidiliyor, yapılıyor ve geri geliniyor. Evet, o zaman zaten hiçbir sorun kalmıyor. Ama şehre geldiğinizde benim karım fabrika gider çalışırmaya dönüyor bu iş. Ya kırda beraber çalışıyoruz, omuz omuza çalışıyoruz. Hatta kadının yükü orada daha fazla bazen. Tabii. Doğru. Anlatabiliyor muyum? İşte bu dengeyi kendi içinde kurmak. Bir dengesizlik varsa ancak orada müdahale etmek, ama onun dışında o denge varsa o aileye karışmak. O aile sağlıklı bir aile. Kesinlikle çok bilge bir söz söylediniz. Denge evet. Hayatın şifresi. Evet. Mutluluğun da huzurun da şifresi olsun. Her evlilik biricik. Bunu da unutmamak lazım. Evet. Size çok çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda sonsuz başarılar diliyorum. Sizi destekliyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Kendi kişisel markanızda yolunuz açık olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Bizi izleyenlere de teşekkür ediyorum. Bu kırmızı bir rakam vereyim mi? Kapatmadan siz. Hadi bir rakam vereyim. Küçücük. 2022 yılında
Hedefimiz kadın girişimciliğine %10'u yakalamaktı. Ama 22 yılını kapatırken biz 12,5'la kapattık. Çok iyi. Hedefimizin üstünde kadın girişimcisi var bu ülkede. Başarılarınızın teşekkür devamı ederim. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Bu kırmızı gülleri sizlere armağan edeceğiz ve bizi izleyen tüm kadınlara da armağan ediyoruz. İlk başta yüreğimizi yakan dünyanın en güçlü kadınları diye gazetelerde manşetler var. Gazze'li kadınlara, oradaki annelere bu gülleri ithaf ediyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yarın sabah yine saat 10'da birlikte olacağız. Deniz Uğur'la hafta sonu 24 hafta sonundan görüşmek üzere.